bir çıkış voltajımız var. İstediğimiz bir çıkış voltajımız var. Ve çıkış voltajımızı elde etmek için biz enerjiyi belirli aralıklarla kapatıp açıyoruz. Ve kapatıp açmamız sonucunda karşı tarafa ya da yükün olduğu bölüme şeyi aktarıyoruz. Şimdi şunu küçültelim. Tamam, ekran paylaşımını birazdan tekrar açayım. Şimdi arkadaşlar SMPS'de geçen haftaki derslerimizde book ve boost regüle değerlerinden bahsetmiştik. Book konvertörler ya da step down konvertörler temel olarak şu işe yarıyordu. Giriş voltajımız çıkış voltajımızdan düşükse, yani pardon, giriş voltajımız çıkış voltajımızdan yüksekse, mesela elimizde 24 volt var ve biz bundan 12 volt elde etmek istiyoruz. Bunun için bir saniye arkadaşlar, burada şeyi başlatacağım. Bunun için arkadaşlar 2576 nm şeması üzerinden konuşayım. Arkadaşlar burada bir tane bobinimiz var. Aşağı yukarı bütün olay regüle elemanlarında ya da bu switch modlarda bütün olay bobinin üzerinde dönüyor. Ve burada bir anahtarlama elemanımız var. Anahtarlama elemanımız LM2576 switching entegresi. Şimdi burada girişimiz 7 ile 40 volt arasında, çıkışımız ise 5 volt sabit. Yani bu bir step down regülatör. Step down regülatörlerde giriş voltajı çıkış voltajından yüksek. Yani daha giriş voltajından daha aşağıda bir voltajda regüle yapıyordu. Burada olay şu. LM2576 entegremiz, daha doğrusu LM2576 entegresi içindeki transistörü açıyor ve L1 üzerinden bir akım akıtarak C-out kondansatörünü doldurmaya başlıyor. Burada da feedback üzerinden, feedback pini üzerinden çıkıştaki C-out üzerindeki voltajı takip ediyor. Ve C-out üzerindeki voltaj istediği noktaya geldiğinde, istediği voltaja geldiğinde transistörü kapatıyor. Transistörü kapattığı zaman işte L1 üzerindeki oluşan manyetik alan ters EMK oluşturarak D1'i iletime sokuyor ve bu L1 üzerindeki manyetik alan tekrar elektriğe dönüşerek C-out kondansatörünü şarj ediyor. Buradaki voltaj, C-out üzerindeki voltaj sürekli olarak feedback pini tarafından takip ediliyor ve voltaj, burada 5 volt için konuşuyorum, 5 voltun altına düştüğü zaman LM2576 üzerindeki kontrolce tekrar transistörü açarak buradaki bobini şarj ediyor ve işte bobini üzerinden kondansatörü şarj ediyor ve bu olay saniyede işte LM2576 için 52.000 defa tekrar edilerek sürekli olarak C-out kondansatörü belli bir voltajda tutuluyor. Anahtarlamalı güç kaynaklarının en basit versiyonu book kondansatörler ya da book regülatörler. LM2576'da olduğu gibi step down regülatörler. Diğer bir regülatörümüz step up konvertör. Şuradan bunu da değeri üzerine gösterelim. Şuradaki resmi açalım.
Step up kondansatörlerde de, şey, step up regülatörlerde de, bugün hep dilim kondansatöre takıldı. Step up regülatörlerde giriş voltajımız çıkış voltajımızdan daha düşük. Yani biz voltajı yükseltmeye çalışıyoruz. Voltajı yükseltmeye çalıştığımız zaman biz yine bobini kullanıyoruz. Burada kritik eleman yine bobin. Ve şuradaki MP1517 entegresinin içinde bir tane transistör var. Switch ve ground uçlarına bağlı bir tane transistör var. Burada olayın çalışma, şey, entegrenin çalışma şekli şu. Besleme voltajımız geliyor. Bobin üzerinden geçiyor. Ve diyot üzerinden, şuradaki diyot üzerinden geçip şuradaki C2 kondansatörünü, yani C-out kondansatörünü doldurmaya başlıyor. Fakat besleme voltajımız 0.5 volt. Ve burada gelip diyot üzerinden geçtikten sonra burada 0.7 volt civarında bir voltaj düşecek ve C2 kondansatörünü en fazla 4.3 volta kadar, yani 5 volt eksi 0.7 olarak hesaplarsak 4.3 volta kadar dolduracak. Fakat burada bir transistör bağlı olduğunu söyledik. Transistör iletime geçtiği zaman buradan bobin üzerinden ground'a bir akım akıyor. Ve bu akan akım L1 üzerinde bir manyetik alan oluşturuyor. Bir süreliğine. Ve MP1517 entegresi ya da işte buradaki switching entegresi transistörü kapattığı zaman buradaki bobin üzerindeki manyetik alan ters EMK'ya sebep oluyor ve uçları değişiyor. Başlangıçta şu uçta artı, şurada 9-10 nolu pine bağlı uçta eksiydi. Fakat uçlar değiştiği zaman burası eksi, burası artı oluyor. Ve bobin üzerinde ters EMK ile voltaj yükselirken girişteki gerilime seri bağlı olmuş oluyor. Yani 5 voltun üzerine ekleniyor bu voltaj ve MBR320 diyoduyla bu voltaj C2 kondansatörünü, yani C-out kondansatörünü doldurmaya başlıyor. Bu doldurma esnasında feedback pini, şu 16 nolu feedback pini yine çıkış voltajını takip ediyor ve istediği noktaya geldiği zaman tekrar transistörü açıyor. Bu şekilde aç kapa aç kapa yöntemiyle C-out kondansatörü ya da C2 kondansatörünün üzerindeki voltaj bir seviyede sabit tutulmaya çalışılıyor. Arkadaşlar, step up regülatörlerde şöyle bir olay var. Çıkış voltajını istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz. Fakat çıkış voltajını yükselttiğiniz zaman, giriş voltajından çok çok yukarı katlara yükselttiğiniz zaman stabil çalışmamaya başlıyor. Çünkü bobin üzerindeki manyetik alan belli bir yere kadar C kondansatörünü ya da C out kondansatörünü şarj ediyor ama çok yüksek voltajları, mesela 5 volt girdiniz 40-50 volt isterseniz çok stabil çalışmıyor. Ya da bunun için çok iyi hesaplama, çok iyi malzeme seçimi yapmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, switching olayı buradaki bobinin üzerinden geçen akımın anahtarlanması. Bütün şeylerde bu şekilde, bütün SMPS'lerde, bütün anahtarlamalı güç kaynaklarında bu şekilde. Bu geçen haftaki dersimizin de konusu olan step down regülatörler ve step up regülatörler aslında SMPS'lerin birer parçası. Fakat SMPS dediğimiz, bizim SMPS dediğimiz grupta farklı bir olay var. Farklı olay tarafı şu. Şimdi biraz önceki LM2576'da gördük. Giriş voltajımız 7-40 volt arasında. İşte MP1517'de gördük 5 volt, 10 volt, 12 volt gibi düşük voltajlar. Fakat SMPS'leri biz genelde yüksek voltajı, yani insan için zararlı olabilecek voltajları normal kullanabileceğimiz ya da insan için zararlı olmayacak voltajlara çeviren malzemeler olarak biliyoruz. Yani 220 volt girecek ama bizim istediğimiz 5 volt, 12 volt, 18 volt, 24 volt, 36 volt gibi bizim dokunduğumuz zaman zarar görmeyeceğimiz voltajlara çevirecek. Bunu çevirirken işte çeşitli şeyleri var, çeşitli yöntemleri var, çeşitli topolojileri var bunun. Şimdi bunları incelemeye başlayalım. Bu topolojilerden birisi arkadaşlar, şuradan
Birincisi dedik. Bu yani step down konvertörler ya da step down regülatörler. İkincisi dedik. Boost step up regülatörler. MP1517 idi sanırım. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bir saniye bekleteceğim. Bitmedi babacığım. O dersini bitirdi. Dönerdik mi? Babacığım daha dersimi yapıyorum bak. Arkadaşlar var burada. Tamam. Ya arkadaşlar. Babacığım. Hayır babacığım. Aa. Arkadaşlar üçüncü regülatör tipimiz ya da üçüncü SMPS tipimiz flyback konvertörler. Şimdi flyback konvertörlere örnek olarak hemen bir tane. O nereden geliyor? Şuradan mı? Şuradan mı? Hangisi baba? Bu şuradan geliyor mu? Evet baba. Baba gel. Arkadaşlar flyback konvertörlerde birkaç tane şey tipi var. Bunların tiplerini birazdan göreceğiz. Şöyle ayarlayayım. Flyback konvertörlerde şurada bir enerji girişimiz var. Bu enerji girişini birazdan tam şemayı gösterdiğimde ya da şuradan ilerideki örnek şemasından göstereyim orada. Evet. Şurada enerji girişimiz var. 90 ile 265 volt arasında AC, alternatif akım girişli. Şurada bir tane köprü diyodumuz var. Köprü diyot bu alternatif akımı doğru akıma, darbeli doğru akıma çeviriyor. Ve 10 mikrofarad bir kondansatörümüz, iki tane bobinimiz var. L1, L2 ve L3 iki tane bobinimiz var. Ve bunun arkasında 15 mikrofarad bir tane daha kondansatörümüz var. Ve şurada C2 kondansatörünün ucunda bizim DC gerilimimiz var. Buna DC bara da denir. Ve burada 220 volt şehir şebekesi, sinüs dalga şeklinde 220 volt şehir şebekesi doğrultulduğu zaman ve kondansatörle filtre edildiği zaman kök 2 ile çarpılmış kadar çıkış voltajı verir. Yani 220'yi 1.41 ile çarparsanız şu C2 uçlarında yaklaşık 314 voltluk ya da 310 volt civarında bir enerji görürsünüz. Şimdi şu girişteki şema şu C kondansatörünün uçları ya da şu şema üzerinden anlatmaya devam edelim. Burada flyback SMPS'lerde şu olay var. Şurada bir bobin var. Trafonun 5 ile 6 nolu bacaklarına bağlı bir bobin var. Fakat burada işte LM2576'da ya da MP1517'de olduğu gibi bu bobinin ucu doğrudan karşıya bağlı değil. Bu bobinin üzerinde oluşan manyetik alan trafo sayesinde, trafo çekirdeği ve karşıdaki bir sargı sayesinde buradan geçen manyetik alan, oluşan manyetik alan karşıdaki sargıya aktarılıyor. Ve bu
tasarıma izoleli tasarım deniyor. İzoleli SMPS tasarımı deniyor. Ve bu sayede biz girişteki 220 volttan ya da 110 volttan çıkışta buna dokunmadan ya da bundan tamamen izole bir şekilde istediğimiz voltajı alabiliyoruz. Bu voltaj işte 3.3 volt olabilir, 5 volt olabilir, 48-50 volt olabilir. Bazen şeylerde karşılaşıyoruz, SMPS'lerde karşılaşıyoruz. 150-200 volt, 1000 volt, 2000 volt olabilir. Ama burada ortak nokta nedir? Girişteki 220 volttan tamamen izoleliyiz bu trafo sayesinde. Hocam burada verimi düşürdük diyebilir miyiz? Efendim hocam, yani sesini tam alamadım hocam. 220 veriyoruz ya, mesela 220 verdik, 5 volt aldık. Orada verimi düşürdük mü? Tamamen ısı olarak hocam, kaybettik mi yani? Verim şu şekilde hesaplanıyor hocam. Şimdi burada 5 volt 2 amper almış, değil mi? Ben biliyorum ki, şurada alta yazayım. 3 eşittir voltaj çarpı akım. Şimdi 5 volt 2 amper aldım. Bu ne yapar? 5 çarpı 2 eşittir 10 volt yapar. Şimdi biraz önce dedik, güç eşittir voltaj çarpı akım. Ben bu enerjiyi 220 volttan aldım. İşte 220 volt atıyorum, buradan 100 miliamper akım çektim. Çarpı 0.100 amper eşittir 22 watt. Şimdi Ahmet hocam, kaybım şurada. Eğer çıkıştaki gücüm girişteki gücümden çok çok azsa, mesela burada ben örnek olarak verdim. 22 watt ben şebekeden güç çekmişim. 10 watt dışarıya güç vermişim. 12 watt kaybım var. Kayıp burada. Yoksa ben buradan atıyorum 50 miliamper güç çektim ve burada total olarak 11 watt harcadım. 10 watt çıkış verdim. Kaybım 1 watt. Yani çıkıştan aldığım güç bölü girişten aldığım enerji bu bana verimi veriyor. Yani burada ben 5 volt almakla, 10 volt almakla, 20 volt almakla herhangi bir şey kaybetmiyorum. Sadece işte çıkıştan ne kadar güç veriyorum, girişten ne kadar güç veriyorum, bunların oranı bana kaybı veriyor. Tamam hocam. Anlatabildim mi? Yani anladım. Çok iyi anladım. Ben orada 5 volt almakla ya da 12 volt almakla şey değilim. Bir şey kaybetmiş değilim. Sadece çıkış gücü bölü giriş gücü bana şeyi veriyor. Kaybımı veriyor. Hani SMPS'lerde kayıp vardır ama işte bu çıkış voltajıyla alakalı değil. Giriş gücü bölü çıkış gücü. Şey pardon. Çıkış gücü bölü giriş gücü benim kaybımı veriyor burada. Anladım hocam. Sağ olasın. Tamam hocam. Şimdi arkadaşlar burada bir olay var. Şurada LM2576'nın bize şeyi hala lazım olacak. Burayı ayarladıysam. Neyse, şuradan PDF'ini tekrar göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada bir tane feedback pinimiz vardı bizim. 4 nolu pin. Bize çıkış voltajının ne seviyede olduğunu LM2576'ya verip çıkış voltajı belli bir seviyeye ulaştığında beslemeyi kesiyordu. Yani anahtarlamayı kesiyordu. Buradaki feedback pini aynı şekilde şuradaki bir saniye. Buradaki feedback pini aynı şekilde buradaki SMPS, flyback SMPS devremde de var.
Fakat biraz daha elektronik olarak farklı halde. Şöyle ki, şimdi ben buradan şu FL1 ve FL2 yazan uçlardan 5 volt 2 amper aldım. Ama 3 ve 4 nolu yazan uçlarda, bakın buradan diyoda giriyor ve diyoda girdikten sonra BP ucuna. BP burada besleme ucu. Ama bir FB ucum var. FB ucu feedback ucu. Ve direkt olarak şeyden besleniyor. Bu ikinci sargıdan besleniyor. Arkadaşlar burada aslında bu şeyi biraz sonra anlatacaktım. Burayı biraz sonra anlatacaktım. Göstermek istediğim olay biraz daha farklıydı. Fakat olay şu. C-out kondansatörümüz C4. Şuradaki C4 kondansatörü ya da C3 kondansatörü arasında bir tane bobin var. Şok bobin var. Filtre bobini var. C3 ve C4 kondansatörlerini C-out olarak düşünebiliriz. C-out kondansatörü dolduğu zaman ya da C-out kondansatörün üzerindeki voltaj 3 ve 4 nolu pinler üzerindeki voltajla orantılı. Niye? Aynı akım kaynağı tarafından besleniyorlar. Aynı akım kaynağı tarafından beslendikleri için 3 ve 4 nolu pinlerdeki üzerinde oluşan voltaj FL1 ve FL2 pinleri üzerindeki, yani bu sargı üzerindeki oluşan voltajla orantılı. Ve buradaki voltajı feedback pini sayesinde, bu LNK6448'miş bu entegre. Bu entegre çıkış voltajını buraya dokunmadan buradan takip edebiliyor. Çok, yani çok tavsiye ettiğim ya da çok verimli olduğunu söyleyebileceğim bir yöntem değil. Niye verimli olduğunu söyleyebileceğim bir yöntem değil? Çıkıştaki yük ani olarak değişirse bunu çok şey yakalayamıyor. Ya da trafonun sarımı çok profesyonelce yapılması lazım. Öyle söyleyeyim. Trafo sarımı çok profesyonelce yapılmazsa güç kaynağı çalışmada yüksek stabilite göstermiyor. Çünkü buradaki sarımların sarı yeri, kullanılan telin özelliği, işte sarımların arasında boş bırakılan şeyler, filmler ya da bantlar burada kritik önem arz ediyor. Çünkü öyle bir yapı ki burası tamamen bir saat mekanizmasını ya da böyle bir kurmalı saat mekanizmasına benziyor. En küçük bir hatayı affetmiyor. Şimdi bu dokümanın sonunda şey var. Bu sarımın özellikleri var. Şurada göstereyim. Pardon. Bu doküman değil de. Bu malzeme data sheet'i. Malzeme data sheet'in değil de örnek sarımın. Mesela şu bir örnek sarım. Bu örnek sarımın sonunda var. Şuradan göstereyim. Evet. Şurada sarım bilgileri başlıyor. Transformer specification. Yani transformatör spekleri, özellikleri. Burada diyor ki işte şurada pin 1 başlayacak. Pin 3 gelecek. İşte arada bir tane yalıtım bandı var. Pin 4 başlayacak. Araya bir tane yalıtım bandı atılacak. Pin 2 başlayacak. Sonra pin 1 tekrar başlayacak vesaire. Şey olarak sarılması, hatta şurada sarım şekline kadar, sarım yönlerine kadar vesaireye kadar birçok şeyi var. Bunların sarım yönlerinde. Evet. Şu değil. Sarım yönlerinde, sarım şeklinde şeyde ayrıntı olarak gösteriyordu. Şurada anlatmış sanırım. Şu yazıyla anlatmış. Burada yazıyla anlatmış. Bazı data sheetlerde şekillerle de işte nerede yalıtım bandının kullanılmasını gerektiğini, nerede şey yapılmasını gerektiğini farklı örneklerle anlatıyordu. Burada sadece yazıyla anlatmış. Bu güç kaynağının şeyi çok kritik. Yani sarılma şekli çok kritik ve bu şekilde, bu data sheet'te anlatılan şekilde sarılmadığı zaman stabilitesinde
sıkıntılar ortaya çıkıyor ya da düzgün olarak çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi başka bir torrentin yine başka bir güç kaynağını açtım. Biraz önce bahsetmek istediğim çıkış voltajını daha stabil veren bir güç kaynağı bu. Çıkış voltajındaki şeyleri çok daha keskin algılayabilen bir güç kaynağı. Örnek şemasını bulmaya çalışıyorum biraz ileride sanırım. Kontrol lojikleri, kontrol devreleri. Birazdan da örnek şema gelecek. Evet, örnek şema. Arkadaşlar, buradaki örnek şema da şöyle bakınca çok stabil değil. Bu bir örnek şeması daha olması lazım şurada. Evet, şuradaki daha stabil. Bunların farklarını da şimdi anlatalım. Şimdi giriş regüle devremiz şurada 220 voltu doğrulttu. Önce bir küçük bir sargıdan geçirdi. Buna common mode filter deniyor. Şehir şebekesindeki küçük düzensizlikleri filtrelemeye ya da yüksek frekanslı şehir şebekesindeki gürültüleri filtrelemeye yarıyor. Burada köprü diyodumuz var. Köprü diyottan sonra 68 mikrofaradlık giriş kapasitemiz var. Burada DC gerilim elde etti. 315 ya da 310 voltluk DC gerilim elde etti. Şurada ana sargımız var. Ana sargımız işte transistörün primer sargısı, birinci sargısı ve kontrol entegremiz var. Kontrol entegremizde top 244. Kullandığımız şey çok güzel bir entegre. Stabilitesi çok güzel bir entegre. Şimdi arkadaşlar şurada biyaz sargımız var. Bu sargıya biyaz sargısı yani ön sargı deniyor. Ve bu ön sargı aynı zamanda şu top 244 entegresinin beslenmesine de besleme voltajının elde edilmesini ya da şuradaki optokuplörün besleme voltajının elde edilmesini sağlıyor. Başka bir görevi yok. Diğer şeyde LNK şuradaki link switch'in entegresinde feedback ucu da buraya bağlıydı. Yani buradaki çıkıştaki voltajı bu feedback ucundan takip ediyordu ve bu yüzden ben bu tasarımı çok sevmemiştim. Çünkü çıkış voltajı küçük dalgalanmalar gösterebiliyor. Fakat burada şeyden şuradaki şu sargıdan çıkış akımı çıkış gerilim buradan alınıyor. Bu sargının üzerinde şurada bir kontrol devresi var. Bu kontrol devresi bir optokuplörden ve bir zenerden oluşuyor. İkinci dersimizde zener diyodu bahsetmiştik. Üzerindeki voltaj belli bir şey geçtiği zaman iletime geçiyordu. Buradaki çalışma yöntemi şu. Şurada C11 kondansatörümüz var. C11 kondansatörün üzerindeki voltaj çıkış voltajına ulaştığı zaman buradan enerji geliyor. R6 direncini geçti. Buradaki optokuplörü geçti ve zenerin üzerine geldi. Zener 10 volt yazıyor. Aşağı yukarı 2 volt civarında da burada optokuplörün üzerinde düşüyor. 12 volt. 12 volt ulaştığı zaman zener üzerinden akım geçmeye başlıyor. Ve akım geçtiği zaman da optokuplörün LED'i yanıyor ve karşıya karşıdaki transistör iletime geçiriyor. Karşıdaki transistör de top switch'in kontrol ucuna bağlı ve bu sayede top switch karşıdaki voltajın ya da çıkış voltajının istenen seviyeye ulaştığını fark ediyor ve besleme gerilimini kesiyor. Top switch burada yanlış hatırlamıyorsam 66 kHz'de çalışıyor. Yani saniyede 66 bin defa çalışıyor ve bu olay 66 bin defa gerçekleşiyor saniyede. Ve burada güzel bir olay var. Yeri gelmişken ondan da bahsedelim. Hıçkırık modu dediğimiz bir çalışma yöntemi var arkadaşlar. Hani hıçkırık sevmediğimiz bir şeydir. Ve genel olarak belirli aralıklarla tekrar eden bir olayı ifade eder. Şimdi burada dedik ki çıkış voltajı istediğimiz seviyeye ulaştığı zaman. Şimdi bu güç kaynağının çıkışında kısa devre var. Ya da bu güç kaynağı 2,5 amperlikmiş. Yani 12 volt çarpı 2,5 amper 30 wattlıkmış. Ben buradan 4 amper akım çekmeye çalışan bir yük bağladım.
bir direnç bağladım ya da bir yüksek güçlü bir motor bağladım ve buradan 4 amper akım çekmeye çalışıyor ve 4 amperi veremediği için SMPS ya da vermek üzere tasarlanmadığı için çıkış voltajı 12 volta ulaşmıyor. Şimdi top switch entegresi burada çok güzel bir donanıma sahip. Buradaki MOSFET'i açıp da karşıya enerji verdiği zaman buradaki kondansatörün ne zaman istenen voltaja ulaşacağını ya da ne kadar sürede istenen voltaja ulaşacağını top switch entegresi biliyor. Yani bu süre ne kadardır? 66 kHz dedik. 1 saniyeyi 66 bine bölersek yaklaşık 15 mikrosaniye civarında olması lazım ki bir periyodun 15 mikrosaniye civarında olması lazım. Bu kadar sürede, en fazla bu kadar sürede C out kondansatörü ya da C12 kondansatörü çıkış voltajına ulaşmak zorunda. Yani 15 mikrosaniyede buradaki optokupler çalışıp kontrol ucuna bilgi vermek zorunda. 15 mikrosaniye geçti ve hala bilgi gelmedi. Top switch entegresi hıçkırık moduna giriyor. Ve saniyede bir defa ya da iki saniyede bir defa bir defalarını çalışıp çıkışa enerji veriyor. Bakıyor çıkıştaki voltaj istediği voltaja ulaştı mı? Yani şuradaki optokupler tetiklenip kontrol ucuna sinyal verdi mi? Sinyal vermediyse bekliyor. Bir saniye ya da iki saniye bekliyor. Bir defalığına bir daha çalışıyor. Yani hıçkırık mola, hıçkırık tekrar etme şeklinde bir saniye bekliyor, bir defa bir çalıştırıyor. İki saniye bekliyor, bir defa bir daha çalıştırıyor. Ve çıkış üzerinde istenen voltajı görene kadar hıçkırık modu devam ediyor. Çıkışta istediği voltajı gördüğü zaman anlıyor ki şey kalkmış artık söyleyeyim kısa devre kalkmış ve normal çalışma rutinine devam ediyor. Yani saniyede 66 bin defa çalışmaya devam ediyor. Hıçkırık moduna girdiği zamansa saniyede bir defa ya da iki saniyede bir defa çalışarak sistemin bozulmasını önlemiş oluyor. Yani kendini tamamen kapatmıyor. Kısa devre kalktıktan sonra çalışmaya tekrar devam edecek şekilde hıçkırık moduna tekrarlayarak çıkıştaki voltajı düzgün gördüğünde çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bu devrenin çalışmasını çok sevmedim dedim. Niye çok sevmedim? Zener voltajda bir çıkış regülesi yapılmış. Zener voltaj tamam güzel bir çıkış yöntemi. Fakat buradaki optokuplörün LED'inin çalışma voltajı kritik öneme sahip. Buradaki optokuplörün LED'i 1 voltta da çalışır, 1.5 voltta da çalışabilir, 1.6 voltta da çalışabilir, 2.1 voltta da çalışabilir. Ve zener voltajı ile bu voltajı topladığımız zaman işte çıkış voltajımız 11.5 ile 12.5 arasında gezebilir arkadaşlar malzemenin kalitesine bağlı olarak. Ama ben burada 12 voltu net olarak görmek istiyorum. Bu yüzden zener voltajlı çıkış regülesi değil, şuradaki gibi TL431 şunt regülatörlü çıkış çıkış kontrolü daha yaygın kullanılıyor arkadaşlar. Sebebi şu, TL431'in çıkışını istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şurada R4, R5 ve R6 ile istediğiniz milivolta ayarlayabiliyorsunuz. Yani çıkışta buradaki şemada 19 volt verilmiş. 19.1 volt olsun derseniz 19.1 volt, 19.4 volt olsun derseniz 19.4 volt ayarlayabiliyorsunuz. Yani buradaki çıkış voltajı zener diyodun voltajına bağlı değil. Yukarıdaki şemadaki gibi. İstediğiniz volta ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu ayar R4, R5 ve R6 ile yapılıyor. Bunlar bu 3 direncin böldüğü gerilim, yani şu noktadaki gerilim 2.5 volt olduğu zaman TL431 iletime geçiyor. Optokuplörün LED'ini yakıyor ve optokuplörün LED'i işte top switch entegresinin kontrol pinine sinyal gönderiyor ve kontrol, anahtarlama kontrolü başlamış oluyor. Arkadaşlar bu yanlış hatırlamıyorsam 19 volt 3.6 amper bir laptop şarj adaptörünün
tam devresi ya da önerilen bir laptop şarj adaptörünün devresi arkadaşlar. Şimdi burada yine birkaç tane olaydan bahsedelim. Bakın iki tane çıkış sargısı var. Şurada ve şurada iki tane çıkış sargısı var. İki çıkış sargısı da paralel bağlanmış. Bunun sebebi kalın tel kullanmadan daha fazla akım çekmek. Burada MBR2100 görüyorum. Çıkış diyodu, doğrultma diyodu. Ve iki diyot birbirine paralel bağlanmış. Aynı şekilde. Yani buradaki diyotların paralel bağlanmasındaki sebep çıkış akımını artırmak değil. Yani bir yerde çıkış akımını da artırmak. Ama buradaki asıl amaç daha farklı. MBR2100 dediğimiz malzeme 20 amper 100 voltluk bir diyot. Yani ben burada 3.6 amper için kullanmışım. Fakat 20 amperlik malzeme kullanmışım. Daha doğrusu bu şemada öyle kullanılmış. Sebebi şu. Diyot üzerinde harcanan gücü bölmek. Ya da diyotların hangisi ısınıyorsa diğerini devreye sokarak daha stabil, daha rahat çalışmasını sağlamak. Çünkü malzeme ısındıkça üzerindeki voltaj düşüyor. Şu üzerindeki voltaj değişiyor. Ve üzerindeki voltaj değiştiği zaman daha fazla ısınmaya başlıyor. Ve bu bir şeye doğru gidiyor. Kısır döngüye doğru gidiyor. Bunu engellemek için iki tane MBR2100 kullanmışlar. İkisinin içinde de ikişer tane diyot var ve dört tane akımı dört tane diyot üzerine bölerek şeyin biraz daha malzemenin biraz daha stabil çalışmasını, biraz daha serin çalışmasını sağlamaya çalışmışlar. İki tane kondansatörümüz var burada. İki kondansatörden sonra burada bir bobinimiz var. 200 mikrohenlik bir bobin var. Bu bobin çift taraf sargılı yani common mode filter dediğimiz türde bir bobin. Ve şeyi şu, burada yüksek frekanslı bir anahtarlama var. 66 kHz'de ya da 132 kHz'de yüksek frekanslı bir anahtarlama var. Ve sürekli olarak şuradaki C3, C2, C3 kondansatörleri şarj edildiğinden ve şuradaki C14 kondansatörü şarj edildiğinden sürekli bu tarafta bir yüksek frekanslı bir dalgalanma var. 66 kHz'de ya da 130 kHz'de bir dalgalanma var. Bu L1'in görevi buradaki dalgalanmayı azaltmak arkadaşlar. Yani bobinler yüksek frekansta direnç, yüksek direnç özelliği gösterir. Frekans yükseldikçe yüksek direnç özelliği gösterir. DC akımı geçiriyor fakat DC akımının üzerindeki yüksek frekansı paraziti geçirmiyor. Paraziti geçirmediği için de burada filtre görevi görmüş oluyor. Ve şuradaki TL431 entegresiyle çıkış voltajı istenen değerde sabit tutuluyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir olay var. Daha doğrusu içinde çok fazla olay var da şu olayı da söylemeden geçmeyelim. Çıkış 19 volt 3.6 ampere kadar çıkabiliyor. Fakat ben buradan 100 miliamper de çekebilirim. 200 miliamper de çekebilirim. 1 amper de çekebilirim, 3.5 amper de çekebilirim. Çıkıştan çektiğim güç aynı zamanda girişten de çekilmiş olacak ve girişte de bu güç şey yapılacağı için, harcanacağı için çıkıştaki güç oranında girişten de güç çekilecek. Peki çıkıştan bu kadar güç çekileceğini entegre nasıl ayarlıyor? Yani burada kritik bir olay var. Kritik olay da şu. Şimdi dedik ki hıçkırık modunda bu entegre en fazla 15 mikrosaniye içindeki MOSFET transistörü açık bırakıyor. Ama bu en fazla. Bir de bunun en azı var. En azı da şu. Şimdi çıkıştan ben diyelim 50 miliamperlik bir akım çekiyorum. 50 miliamper çarpı 19 volt işte 0.95 watt ya da 1 watt yaklaşık 1 wattlık bir güç istiyorum çıkıştan. Şimdi buradaki sargı üzerinden karşıya bir MOSFET açıldı. Buradan sargı üzerine bir akım geçiyor. Bu akım karşıda bir manyetik alan oluşturdu. Karşıda bir akım oluştu ve C2, C3 kondansatörünü şarj ediyor. Ve buradan
Ben de şu 19 volt ve RTN uçlarından, return uçlarından bunu 50 miliamper akım çekiyorum. Bir cihazım var, 50 miliamper akım çekiyor. Burada akım çekerken eğer istediğim voltaj 19'a ulaştıysa TL431 iletime girdi. Opto'nun ledini yaktı. Opto kuplörün ledini yaktı. Ve PC817 üzerindeki transistör kontrol ucunu uyardı. Ve çıkış voltajı, istediğim voltaja ulaştığında akım kesildi. Burada şimdi ben 50 miliamper akım çekiyorum. Az akım çektiğim için C2, C3 kondansörleri daha çabuk doldu. Ve burada PWM olayı devreye girdi arkadaşlar. Şimdi dedim ya 15 mikrosaniyeye kadar açık kalabiliyor. Fakat çıkış akımım az olduğu için C2 ve C3 kondansörlerim daha çabuk doldu. Ve 15 mikrosaniyenin sadece 1 mikrosaniyesinde ya da 2 mikrosaniyesinde akan akımla, geçen akımla bu kondansör doldu. Eğer ben buradan 3,5 amperin tamamını çekiyor olsaydım bu C2 ve C3 kondansörlerin dolma süresi ya da C2, C3, C4 kondansörlerin dolma süresi 10 mikrosaniye, 11-12 mikrosaniyeye kadar çıkabilecekti. Yani PWM sinyali daralarak ya da duty cycle'ı azalarak ya da duty cycle'ı çoğalarak trafo üzerinden geçen akım daha fazla oluyor ve bu sayede çıkış kondansörlerini dolduruyor. Eğer çıkıştan çekilen akım azsa PWM'in duty sinyali düşük oluyor ve daha çabuk dolduğu için entegre daha kısa süre çalışıp daha uzun süre off modunda kalıyor arkadaşlar. Yani çıkıştan çekilen akıma göre şu MOSFET daha kısa süre iletimde ya da daha uzun süre iletimde kalarak çıkış akımını buna göre ayarlıyor. Yani burada çok güzel bir şey var. Saat gibi çalışan bir sistem var arkadaşlar. Ve çok fazla içinde hesap var. Çok fazla içinde düzgün çalışan bir sistemde çok fazla şey var, hesaplama var ama trafo düzgün sarıldığı zaman, devre de güzel tasarlandığı zaman mekanik bir saat gibi tıkır tıkır çalışıyor arkadaşlar. Şimdi buradan hıçkırık modunu bir tekrar edip başka bir olaya geçmek istiyorum. Hıçkırık modu arkadaşlar C2, C3 ve C4 kondansörlerinin üzerindeki voltaj İşte istenen voltaja ulaşması maksimum 15 mikrosaniye sürüyor. 15 mikrosaniye içinde çıkış voltajı istenen voltaja ulaşmazsa, yani şu kontrol pinine uyarı gelmezse, C pinine uyarı gelmezse, entegre anlıyor ki çıkışta bir sıkıntı var. Çıkışta bir kısa devre var ya da aşırı akım yüklemesi var. Çünkü uyarı gelmesini bekliyor. Çıkışa şeyi gönderdi, enerjiyi gönderdi. Çıkıştan da uyarı bekliyor. Ve bunun şey süresini, maksimum süresini 15 mikrosaniye. 15 mikrosaniye içinde uyarı gelmediği zaman anlıyor ki entegre çıkışta bir sıkıntı var ve hıçkırık moduna geçiyor. Hıçkırık modunda da saniyede bir defa çıkışa uyarı veriyor. Bakıyor. Besleme voltajı istediği yere geldi mi? Gelmedi. Bir saniye bekliyor. Bir daha hıçkırık modunda şey veriyor, enerji veriyor. Geldi mi? Gelmedi. Bu çıkıştaki kısa devre ya da aşırı yük kalkana kadar devam ediyor. Kalktığı zaman çıkış voltajı 19 volta geldiği zaman entegre çıkıştaki voltajı gördüğü zaman normal çalışma rutinine devam ediyor ve saniyede 66 bin defa ya da 130 bin defa, ha işte top switchler için 66 bin defa çalışıyor. Diğer entegrelerde bu çalışma frekansı daha farklı. Buna göre çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi buraya kadarki şeyde anlatımda flyback SMPS'lerle ilgili bir sorunuz var mı? Çıkış regülasyonu olsun, işte bias olsun, hıçkırık modu olsun, şu trafodaki aktarım olsun, bir sorunuz var mı arkadaşlar? Yoksa başka bir olaya geçeceğim aynı SMPS devresi üzerinde. Yok hocam. Yok hocam. Gayet anlaşılır hocam. Oldu. Teşekkür ederiz. Tamam. Şimdi arkadaşlar geçen derslerimizde de söylediğimiz bir olay var. Bobine bir enerji verdiğimiz zaman ve bu enerjiyi kestiğimizde bobin üzerinde bir ters EMK oluşuyor. Şimdi burası primer sargısı. Şurada da sekonder sargısı var. İkinci sargı var ve bias sargısı var.
Şimdi primer sargısına voltaj uyguladığımız zaman, üzerinden bir akım geçirdiğimiz zaman sekonder sargısında bir akım oluşuyor. Fakat primer sargısı bir bobin ve bu bobinin uçlarındaki enerjiyi kestiğimiz zaman bu bobin üzerinde de bir ters EMK oluşuyor. Ve bu ters EMK yüksek voltajlara çıkabiliyor. Buradaki voltaj zaten 314 volt. Yeterince yüksek bir voltaj. Bir de ters EMK oluştuğu zaman bu voltajın üstüne biniyor. Bir 300 volt daha oluştuğunu düşünün. Şurada 600 voltluk bir gerilim oluşuyor. Bu saniyenin çok kısa bir süresinde. İşte atıyorum saniyenin 60 binde birinde ya da saniyenin 100 binde birinde çok kısa sürede oluşan bir olay. Ve buradaki çok yüksek voltaj bu devreye zarar veriyor. Buna akım geri yansıması da deniyor. Yani burada sargı üzerinden akım geçti. Karşıya akım indiklediniz fakat karşıda bir yük yok. Yani karşıda bu akımı çekecek bir yük yok. Bu zaman akım geriye dönüyor. Buraya ters EMK olarak geri dönüyor. Çünkü harcanmadığı için, burada harcanmadığı için ters EMK olarak primer sargısında ters bir voltaj indikliyor. Burada arkadaşlar snubber dediğimiz bir olay var. Buradaki ters voltaj, yani şurasının eksi, burasının artı olduğu durumda D1 diyodu iletime geçiyor. D1 diyodu iletime geçiyor ve şuradaki C11 kondansatörünü ve buradaki P6K200 isimli transil diyodu transil diyot üzerinde bir voltaj indikliyor. C11 kondansatörü 100 nanofaratlık bir kondansatör. P6K200'de 200 voltluk bir transil diyot. Transil diyot üzerindeki gerilim 200 voltu bulduğu zaman iletime geçiyor arkadaşlar. İletken hale geçiyor. Ve üzerindeki bu gerilimi kısa devrediyor. Saniyenin 66 binde birinde ya da saniyenin 100 binde birinde. Ve trafonun üzerinde oluşan bu ters EMK yüzünden oluşan gerilim D1 diyodu ve VR1 transil diyodu üzerinde kısa devredilmiş oluyor. Buna da snubber devresi deniyor. Şu C11, VR1 ve D1'den oluşan devreye de clamp devresi, mengene devresi ya da snubber devresi deniyor. Görevi de bobin üzerindeki ters EMK'yı devreye zarar vermeyecek şekilde yok etmek. Normalde burası artı. Yani DC baranın artısı. Şu C1 kondansatörü buraya geliyor. Burası artı. Burası da MOSFET üzerinden şaseye, yani eksiye bağlı. Ve burası normalde eksi gerilim geldiği için D1 diyodu kesimde. Normalde primer sargısı üzerinden normal akım akarken. Fakat normal akım kesilip de MOSFET yalıtıma geçip de bu primer sargısı üzerine ters EMK oluştuğu zaman, elektromotor kuvveti oluştuğu zaman sargının yukarıdaki ucu eksi, aşağıdaki ucu artı hale geliyor. Ve bu artı hale geldiği zaman, burası eksi, burası artı hale geldiği zaman D1 diyodu iletime geçiyor. Niye? Anodunda artı var. Ve buradan C11 kondansatörünü şarj ediyor. C11 kondansatörü üzerindeki voltaj işte transil diyodun kırılma voltajı olan, buradaki kırılma voltajı olan 200'ü geçtiği zaman diyot iletime geçiyor ve bu voltajı kendi üzerinden kısa devrediyor. Tabii kısa devretmesi, bunun üzerinde bir güç harcanması burada bir ısıya sebep oluyor. Bu ısı burası için, bu devre için çok fazla değil ki gücümüz, total gücümüz 70 watt. Burada harcanan güç de işte no load, yani yüksüz gerilimde 0.52 watt, yani yarım watt civarında. Karşıda bir alıcı olmadığı zaman, yük olmadığı zaman bu diyot üzerinde yaklaşık yarım wattlık bir güç harcanıyor. Bu da bu diyodun çok fazla ısınmadığı anlamına gelir. Ama çıkış gücü çok daha yüksek olan SMPS'lerde arkadaşlar bu diyodun da soğutulması gerekiyor ya da bu diyodun da kuvvetli bir diyot seçilmesi gerekiyor. Şimdi snubber olayından bahsettik. İşte buradaki ters EMK'nın devreye zarar vermesini engellemek için snubber olayından bahsettik. Şuradaki TL431 çıkış ögülesinden bahsettik. Şuradaki devrede zener diyotla regüle vardı.
Zener diyodun bir dezavantajı da şu. Her voltaj değerinde zener diyot yok. Mesela burada 10 volt, 2 voltta yaklaşık şuradaki optokuplörün içindeki LED'in gerilimi 12 volt. 12 voltu buldum. Fakat 12.5 volt, 12.8 volt istediğim zaman 12.8 eksi 2 volt 10.8 volt yapar. 10.8 voltluk zener yok. Yani bu zenerli tasarımın bir dezavantajı da her çıkış voltajında şey verememesi, çıkış verememesi. 12 volt için çok problem yok. 5 volt için çok problem yok. Fakat 18.5 volt dediğiniz zaman bu zeneri bulamazsınız, bu devreyi gerçekleştiremezsiniz. Ve şöyle tasarım olarak bakarsanız şu arkadaşlar regüle bloğu, yani regülasyon yapılan blok. Şurası optokuplörün yarısı, bobin, kondansatör ve çıkış kontrolcüsü. Aynı blok bakın burada da var. Şuradan şöyle çizersem. Şuradan şöyle çizersem arkadaşlar. Şurası çıkış regüle bloğu arkadaşlar. Bu blok kendi içinde farklı tasarımlara sahip olabilir. Yani nasıl farklı tasarımlara sahip olabilir? Zenerli bir tasarıma sahip olabilir. Buradaki gibi TL-431'li bir tasarıma sahip olabilir. Sanırım Texas Instruments'in FAN66 isimli bir kontrol entegresi vardı. Burada TL-431 yerine FAN66 türü bir kontrol entegresi de şey yapılabilir, kullanılabilir. Bu tamamen çıkış tasarımının nasıl olacağına bağlı. Ya da şuradaki link switch'te gördüğümüz gibi çıkış voltajı tamamen bağımsız olabilir. Yani BIOS üzerinden çıkış voltajı da takip ediliyor olabilir. Yalnız bu tasarımı çok sevmediğimi söylemiştim. Sebebi de şu. Trafonun sarılması çok yüksek özen istiyor. Yani trafona sarılmasında tarif ettiği şeyleri özellikleri birebir uygulamazsanız bu devre stabil çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi SMPS'lere girdiğimizde book ve boost'tan sonra flyback SMPS'e girdiğimizde izole olayından bahsettik. Arkadaşlar bunlar izolasyonlu SMPS'ler. İzolasyonlu güç kaynakları. Şimdi şuradaki TP1 ve TP2 benim şehir şebekem. Şehir şebekesi elektriksel olarak hiçbir şekilde çıkış gerilimine bağlı değil. Yani buradan 200 volt yerine 2000 volt da gelse çıkışta ben dokunduğum zaman çıkışta beni hiçbir şekilde elektrik çarpmaz. İzolasyonun anlamı bu. Yani çıkış voltajı SMPS bozulabilir, patlayabilir, sıkıntı yok ama çıkış voltajı ya da çıkışında herhangi bir insana zarar verecek çıkış yok. Bunların bir de çıkışı izole olmayan versiyonları var. Şurada bir tane görselim vardı. Görseli bulup onun üzerinden anlatayım. Evet. Şimdi bakın. Üstteki devrede diyottan doğrultulmuş, kondansatöre gelmiş ve kondansatörden sonra burada bir ground işareti var. Şurada da bir ground işareti var. Bunlar birbirine bağlı. Şuradaki beyaz sargısındaki ground işareti de birbirine bağlı. Ve bobinden çıkış alınmış ve çıkışta bir yük var. Burada LED sürücü olarak tasarlanmış. Ve arkadaşlar şu trafo sayesinde giriş voltajı ile çıkış voltajı birbirinden izole. Şuradaki PWM kontrolü optokuplörle sağlandığı zaman burada herhangi bir elektriksel geçiş olmuyor. Şuradaki kablo işinizi, kafanızı karıştırmasın. Fakat alttaki tasarıma baktığımızda şurada bir bobin var. Burada bir anahtarlama elemanı var. Ve anahtarlama elemanı ve bu bobin ve buradaki ledler şuradaki giriş devresine bağlı. Yani alttaki devre şuradaki devre herhangi bir noktasında ister LED olsun, ister buradaki bobin olsun, ister şuradaki
noktayı olsun, ister şuradaki noktayı olsun, dokunduğunuz zaman sizi çarpma riski var. İzole güç kaynaklarının böyle bir güzelliği var. Çıkıştaki herhangi bir yere dokunduğunuz zaman sizi çarpmazlar, size zarar vermezler. Fakat non-izole, yani izole olmayan güç kaynaklarında herhangi bir yere dokunursanız çarpılırsınız arkadaşlar. Çarpılmanız yüksek bir olasılık. Bundan dolayı non-izole güç kaynakları sadece kapalı yerlerde kullanılır. Nasıl kapalı yerler? Mesela günümüzde son derece popüler olan LED ampul. Şimdi şu bir LED ampul. Marka önemli değil. Şimdi içinde LED'i yakmak için bir regüle devresi var ya da bir buck kondansatörü, şu buck regülatörü var ya da bir switch mode anahtarlamalı güç kaynağı var. Fakat bunun dışarıya herhangi bir elektriksel bağlantısı yok. Bu yüzden burada non-izole bir güç kaynağının kullanılmasının hiçbir sıkıntısı yok. İşte şurada başka bir LED ampul var. Şurada başka bir LED ampul var. Bunlar da herhangi bir şekilde non-izole güç kaynağının kullanılmasının hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü dışarıya verilen akım herhangi bir şekilde insan vücuduna zarar verecek şekilde değil. Ama bir cep telefonu şarj aleti tasarlıyorsanız, switch mode güç kaynağıyla bir cep telefonu şarj aleti tasarlıyorsanız arkadaşlar, izole olmayan bir güç kaynağı kullanamazsınız. Sebebi de şu, USB konnektöründeki ve telefona takılan işte Type-C konnektör olur, Type-B konnektör olur ya da Lightning konnektör olur. Bunlardaki metal kısımlara dokunduğunuz zaman direkt şehir şebekesine dokunmuş olacağınız için çarpılma riskiniz var. Bundan dolayı izole olmayan bir güç kaynağını şarj aletinde kullanamazsınız. LED ampullerde kullanırsınız çünkü dışarıya herhangi bir voltaj vermediği için herhangi bir çarpılma riski yok. Ya da kapalı olan şeylerde mesela çamaşır makinelerinin içinde genelde izole olmayan güç kaynağı kullanılır. Niye? Herhangi bir dışarıya verdiği voltaj yok, dışarıya verdiği bir güç yok. Bunun için kendi içinde izole olmayan güç kaynağı kullanabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat dışarıya bir güç verecekseniz ya da dışarıya herhangi bir metal bağlantınız varsa güç kaynağınız izole olmak zorunda. Yoksa dokunan kişi çarpılacağı için sıkıntı oluşturur arkadaşlar. Şimdi izole olmayan güç kaynaklarından bir tane örneğim vardı bulabilirsem. Link switch bu değil. Evet. LET switch. Aradığım PDF buydu. Şimdi uygulama şemasını açayım direkt. Evet. Uygulama şemam da bu. Şimdi arkadaşlar burada giriş gerilimim var. 90-265 volt AC. İki aradaki herhangi bir gerilimi kullanabilirim. 90-265 mevzusu da şu. Amerika'da ve Japonya'da bildiğim kadarıyla Amerika ve Japonya'da 110 volt gerilim kullanılıyor. Avrupa ülkelerinde ya da dünyanın kalanında 220 volt şebeke gerilimi kullanılıyor. Universal güç kaynağı dediğimiz universal SMPS'lerde de bu ikisine birden uyum sağlaması için giriş voltaj aralığı çok yüksek tutuluyor. 90 volttan 265 volta kadar her voltajda bu çalışır demek. Bilgisayar güç kaynakları biraz daha yüksek güç istediği için onlarda arkasında anahtar var. Anahtarı bağladığınız zaman şurada anahtar şu arada bir yerde bir kondansatörü kısa devrediyor ve kısa devrettiği zaman giriş 110 volt olsa bile çıkış yine 220 volt civarında olmuş oluyor. Onu da şemasını bulabilirsem birazdan göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada 200 volt doğrultuldu. C1 kondansatörünü doldurdu. C1 kondansatörünün üzerinde şu anda 315 volt elektrik var. Fakat C1 kondansatörü direkt olarak return ucuna bağlı. Return ucu da diyot üzerinden direkt olarak şehir şebekesine bağlı.
Yani bu entegrenin verdiği 54 volt 110 miliamperlik güç kaynağının artı ya da eksi ucuna dokunduğunuz zaman çarpılırsınız arkadaşlar. Bu kadar net söyleyebilirim, çarpılırsınız. Çünkü bu güç kaynağı izole bir güç kaynağı değil. Ve izole güç kaynağı olmadığı için direkt olarak şehir şebekesine bağlı. Bu güç kaynağı bir çamaşır makinesinin içinde kullanılabilir, bir bulaşık makinesinin içinde kullanılabilir, bir buzdolabının içinde kullanılabilir, bir LED sürücünün içinde, LED ampulünün içinde kullanılabilir. Hiç sıkıntı yok. Ama bir cep telefonu şarj aleti yapamazsınız. Çünkü izole değil. Direkt olarak şehir şebekesini şeye yansıtıyor, çıkışa yansıtıyor. Arkadaşlar biraz önce bahsettiğim olayı şurada da göstereyim. Şu MOSFET'in anahtarlama şeyi, anahtarlama grafiği. Burada ne kadar çıkıştan çok isteniyorsa şu anahtarlama süresi o kadar uzun oluyor. Çıkıştan istenen güç azsa şuradaki MOSFET'in açık kalma süresi kısalıp çıkışa daha az güç aktarıyor. MOSFET ne kadar uzun süre açık kalırsa çıkışa aktardığı güç o kadar fazla olacak ve çıkıştan çekilen güç de o kadar fazla olacak arkadaşlar. Şu izole güç kaynakları ve izole olmayan güç kaynakları sanırım anlaşılmıştır. Yani şehir şebekesi gerilimi doğrultulmuş da olsa, çıkışa veriliyorsa güç kaynağı izole değil, non izole. Eğer şuradaki olduğu gibi arada trafo sayesinde tamamen yalıtım sağlanıp giriş gerilimiyle çıkış gerilimi arasında herhangi bir elektriksel bağlantı yoksa bu güç kaynakları izole oluyor arkadaşlar. Şimdi izoleyi şöyle bir daha göstereyim. Evet arkadaşlar, şu kırmızı ile çizdiğim bölgenin solunda kalan bölge yüksek voltajlı. Sağında kalan bölge ise çıkış, yani düşük voltajlı bölge. Ve arada herhangi bir elektriksel bağlantı yok. Yukarıdaki CD kondansatörü çok düşük kapasiteli ve yüksek voltajlı bir kondansatör. Bu kondansatör üzerinden geçen gerilim sizi çarpmayacaktır. Bu konuda şeyiniz olsun, rahat olabilirsiniz. Bu kondansatörün amacı da şu, EMI kondansatörü diye geçer genelde. Şuradaki yüksek anahtarlama geriliminden dolayı buranın yüksek frekanslı bir yayılım yapmasını engellemek. Yani çıkıştaki gerilime burayı şey yaparak küçük bir akım çekip ya da küçük bir tamponlama yapıp burada yüksek frekanslı şeyin sinyalin etrafı gürültü olarak yaymasını engellemek. Çünkü EMI yani elektromanyetik interferans çevredeki cihazlara gürültü olarak yayılan küçük elektrik sinyalleridir ve elektronikte gürültü istenen bir şey değildir. Güç kaybı istenen bir şey değildir. Bundan dolayı bu C7 kondansatörü kullanılıyor. Ve yüksek özellikli, yüksek şeyli, yüksek voltajlı bir kondansatördür. Bu yüzden bu kondansatörün bağlı olması buranın şey olduğunu göstermez arkadaşlar. Zaten buradaki gerilim DC olduğu için çıkışta da herhangi bir bu kondansatör üzerinden akım artmayacaktır. Şimdi sınav olayından bahsettik. İzolasyonlu ve izolasyonsuz güç kaynaklarından bahsettik. Çıkış regülasyonunun Zener ve TL431 ile yapıldığından bahsettik. Flyback güç kaynağından bahsettik. Şimdi arkadaşlar bir tane daha şey göstermek istiyorum. Güç kaynağı tipi göstermek istiyorum. Ondan sonra da başka bir şey geçeceğim. Aynı konu üzerine başka bir olaya geçeceğim. Viper ST firmasının SMPS kontrol entegresi. Piyasada oldukça çok kullanılan bir SMPS kontrol entegresi. Şurada
Evet. Şurada. Şunu da bahsetmek istediğim olay şu. Multi output güç kaynağı. Yani çoklu voltaj verebilen güç kaynağı. Şimdi arkadaşlar bir tane kontrol elemanımız var. TNE-267. Burada biraz önceki devrede top 242 idi ya da top 244'tü. Burada TNE-267 kontrol elemanımız var. Optokuplörümüz var. Yarısı burada, yarısı burada çizilmiş. Şema dağılmasın diye. Ve bir tane trafomuz var. Tamam. Ama arkadaşlar çıkışta 4 tane voltaj, pardon 3 tane voltajımız var. 3.3 volt, 5 volt ve 9 volt. Bunları da çıkış sargısını birbirine ekleyerek buradan alacak şekilde bir tasarım yapmışlar. Çıkış sargıları birbirine paralel şekilde bağımsız olabilir. Bu şekilde birbirine eklenerek de şey yapılabilir. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim bir olay var arkadaşlar. TL431 kontrol entegresi kullanılmış şurada. Ve bu PC817 optokuplörünün LED'ini yakıp karşıya voltaj değerine ulaştı şeyini yapıyor, bilgisini veriyor, sinyalini veriyor. Fakat bunun kontrol ucu hem buradaki 3.3 volt hattına hem de buradaki 5 volt hattına bağlı. TL431'in kontrol ucu. Ve buradaki gerilim bölünmesindeki bunun karmaşık bir hesabı var. Hiç çok şeyli güç kaynağı tasarlamadım. Devresi çizmedim. Kritik bir hesabı var. O yüzden bunu da kendi şeylerine veriyorlar. Kendi design programlarında veriyorlar. Bu 2 voltajla yerine ulaştığı zaman yani üstteki voltaj 5 volta, alttaki voltajla 3.3 volta ulaştığı zaman şurada 2.5 voltluk bir gerilim oluşuyor. Ve bu çıkışı TL431'e iletime geçirip çıkış geriliminin uygun olduğunu bilgisini veriyor ve anahtarlama buna göre devam ediyor. Yani bir anahtarlama elemanıyla birden fazla çıkış alabiliyoruz. Fakat burada bir olay var. Olay da şu. 9 volt çıkışında herhangi bir kontrol yok. Bu devre için. 9 volt çıkışında herhangi bir kontrol yok. Yani bu şu anlama geliyor. Ben buradan enerjimi verdim. 3.3 volt çıkışım var. 5 volt çıkışım var. Ölçü aletini bağladığınız zaman bunları 3.3 volt ve 5 voltu görürsünüz. Fakat arkadaşlar şuraya ölçü aletini bağladığınız zaman 9 volt görmezsiniz. 4-5 volt civarında bir şey görürsünüz. Sebebi de şu. Buraya 9 volt çıkışına şey bağlı olmadığı için 9 volt ancak bunlardan biraz akım çektiğiniz zaman burada şey görür. 9 voltu görürsünüz. Çünkü burada 9 volt olup olmadığı kontrol edilmiyor. Edilmediği için de çıkış gerilimi ya da çıkıştaki güç ne zaman belli bir değerin üzerine çıkarsa burada ancak o zaman tam voltaj tam voltaj oluştuğunu görürsünüz. Sebebi de işte boşta iken yani SMPS'ten fazla akım çekilmiyorken kontrollü olmayan uçların voltajının takip edilmemesi. Burada olduğu gibi. Bu genelde 12 volt ve 5 volt veren güç kaynaklarında SMPS'lerinde çok karşılaşılan bir durum. 5 voltu kontrol altına almışlar. Çıkışta direkt 5 voltu görüyorsunuz. Fakat 12 voltu göremiyorsunuz. 5-6 volt civarında bir şey görüyorsunuz. 5 volttan biraz akım çektiğinizde 12 volt yerine geliyor. Sebebi de işte bunun SMPS'ten güç çekildiği zaman tam 9 volt ya da tam 12 voltu vermesi. Snubber devremiz burada da var. Burada transil diyot yerine bir tane direnç ve bir tane diyotla yapılmış. Şimdi pardon bir tane kondansörle yapılmış. Bu da çok kullanılan bir yöntem. Diyot dirence göre biraz daha pahalı olduğu için burada biraz ucuza kaçmışlar. Ve direnç kondansörle bir snubber devresi tasarlamışlar. Kullanım açısından üçünün birden kullanıldığı devreler de var. Yani hem direnç hem kondansör hem diyot kullanılan devreler de var. Diyot kondansör kullanılan devreler de var. Diyot direnç, kondansör direnç kullanılan devreler de var arkadaşlar. Bu tamamen tasarlayan kişinin maliyet hesabına ya da tasarlayan kişinin sistem stabilitesine verdiği öneme bağlı bir şey. Çok çıkışlı güç kaynakları hakkında sormak istediğiniz bir şey var mı? Şimdi şöyle bir olay söyleyeyim. Eğer elinizde böyle bir güç kaynağı var ve 12 voltu tam almak istiyorsanız
kontrollü uçlardan birisine 100-150 mA çektirecek bir tane direnç bağlayın. Yani mesela 5 volt için 110'luk bir direnç bağlasanız 50 mA akım çekersiniz buradan. Ya da 47-10'luk bir direnç bağlarsanız 200 mA, 100 mA civarında bir gerilim çekersiniz. Bu gerilimi çektiğiniz zaman SMPS entegresi boşa düşmeyeceği için buradaki 9 voltu ya da işte sizin devrenizde 12 voltu verecektir. Yani çıkıştan hafif bir akım 100 mA, 150 mA gibi hafif bir akım çektiğinizde şurada kontrollü olmayan 3 kaynağındaki gerilim de yerine ulaşacaktır arkadaşlar. Hocam sen bunu anlatırken şey gözümde canlandı da bu hani quick charge 2, 3 falan gibi bir şey diyorlar. Ne bileyim alakası var mıdır? Hocam quick charge'a gireceğim hocam. Quick charge konularım arasında şu anda 4 seviye quick charge var. Onun da ne olduğunu hatta gelelim. Onu da quick charge'da şey yapalım. İşleyelim. Şimdi şu PDF'i kaydedeyim. Şimdi arkadaşlar, biraz önce dedim ki şuradan şunu döndürelim. Biraz önce dedim ki arkadaşlar, çıkış tarafı şimdi şuradaki çıkış kısmı vardı ya, şurası. Burası istenildiği gibi tasarlanabiliyor. Yani ister TL-431'li tasarlanır, ister FAN66'lı tasarlanır, ister ise başka bir yöntemle tasarlanabiliyor. Şimdi quick charge'da yani hızlı şarjda şöyle bir olay var. Çıkış voltajım benim şuradaki şey açayım. Şu pili açayım. Çıkış voltajım normalde benim USB hattımda 5 volt. Yani bütün şeylerde USB anakartlarda, USB şarj cihazlarında çıkış voltajım 5 volt. Bu belli. Çünkü 5 volt açarsam cihazıma zarar veririm. Fakat buradaki SMPS şemasında çıkış voltajı kontrolü bir entegreye bırakılmış. Yani TL-431 yerine burada NCP4370 gibi 4371 gibi bir entegreye bırakılmış. Ve bu entegre normalde şu USB artı hattına 5 voltu besliyor. Yani şey çalıştığı zaman, şarj aleti çalıştığı zaman 5 voltu besliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Buradan herhangi bir 5 volt cihazı takabilirsiniz. Cep telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Ya da 5 volt girişe ihtiyaç duyan herhangi bir başka MP3 çalar gibi bir cihazınızı şarj edebilirsiniz. Fakat bu entegre hızlı şarj entegresi. Yani daha yüksek voltajlar, daha yüksek akımlar verilmek üzere tasarlanmış bir entegre. Burada şöyle bir olay var. 5 voltu verdim ve ben hızlı şarj uyumlu cep telefonumu USB kablosuyla şarja taktım ve benim şeyim bu NCP4371 içeren hızlı şarj destekli şarj aletim de çalışır vaziyette taktım. 5 voltu verdi. Cep telefonu 5 voltu aldı ve cep telefonu buradaki USB üzerindeki D artı ve D eksi kablolarını kullanarak NCP4371 işlemcisine ya da buradaki SMPS kontrol entegresine bir sinyal yolluyor. Ya da bir data yolluyor. Ben bir voltaj yolluyor diye biliyorum ama bir sinyal yolluyor. Ve diyor ki entegreye ben hızlı şarj destekliyim. Entegre bu sinyali aldıktan sonra şuradaki optokupleri kontrol ediyor ya, optokuplerin kontrol etme şeyini, yöntemini değiştirerek biraz daha geciktiriyor kapatmayı. Yani şuradaki
kontrol entegresi buradan daha fazla güç vererek buradaki çıkıştaki voltajın istediği voltaja ulaşmadığını kontrol ediyordu ya. Buradaki optoküplörü biraz daha geç kapatıyor. Geç kapatınca buradaki buradan buraya biraz daha fazla güç transfer edilmiş oluyor. Ve buradaki çıkış voltajı biraz daha yükseliyor. Ve 5 volt yerine 9 voltta sinyal göndermeye başlıyor. 9 volta ulaştığı zaman feedback yapıp entegreyi kapatmaya başlıyor ve çıkış voltajım benim 5 volt yerine 9 volt oluyor. Bu birinci seviye hızlı şarj arkadaşlar. 9 volt. Tabii cep telefonu da giriş voltajını takip ediyor ve 9 voltu gördüğü zaman 1 saniye 2 saniye atıyorum işte bu süreyi. Tekrar NCP4371'i bu D-eksi ve data-eksi ve data-artı hatlarını kullanarak bir daha sinyal gönderiyor. Ben diyor daha yüksek voltajlı hızlı şarja şeyim, uygunum. Ve bu defa NCP4371 entegresi optoyu sürme yöntemini değiştirerek biraz daha geciktiriyor optoyu kapatmayı ya da optoyu açmayı biraz daha geciktiriyor ve şu ana hattaki voltajın 12'ye çıkmasına izin veriyor. 12 volta çıkmasını izin veriyor. 12 volta geldiği zaman kapatıyor. Şimdi çıkıştan ben sabit 1,5 amper akım çektiğimi varsayayım. 5 volta 1,5 amper çektiğim zaman çıkışta benim 7,5 wattlık bir gücüm var. 9 volta çıktım. 9 voltta 1,5 amper çektiğim zaman çıkışta 13,5 wattlık bir gücüm var. 9 volt çarpı 1,5 amper. Tamam. Voltajım 12'ye çıktığı zaman yine 1,5 amperlik akım çekiyorum. 12 volt çarpı 1,5 amper eşittir 18 watt. Yani ben aynı kabloyu, aynı şarj soketini, USB soketini, aynı USB kablosunu kullanarak kablo üzerinden geçen voltajı yükseltmekle daha yüksek güç aktarmaya başlıyorum. Daha yüksek güç aktardığım zaman da cep telefonunu, bataryasını daha hızlı şarj edebiliyorum. Şimdi hemen bir tane örnek göstereyim. Şu anda yazı net gözüküyor mu bilmiyorum ama ya da şeyden cep telefonu şarj adaptörünü göstermeye çalıştım ama şöyle yazıyı düzgün okuyabileceğim. Evet hocam, amperine göre de hızlı şarj özelliği değişmiyor muydu? Çıkış amperi. İsmail hocam sesini tam alamıyorum. Çıkış amperine göre de hızı değişiyor ya hocam. Şimdi hocam ondan da bahsedeceğim. Fakat hızlı şarjın asıl şeyi, asıl özelliği voltajın yüksek olması hocam. Çünkü kablodan daha fazla akım geçirirseniz kabloyu ısındırırsınız. Ama kablodan geçen voltajı yüksek tutup da akımı sabit tutarsanız kablo ısınmaz. Yani kablo üzerinde harcanan güce göre şey yapıyor ve akım değişmedikçe kablonun üzerine şey yapan güç de değişmez. Harcanan güç de değişmez. Şimdi şuradan okuyorum. 5 volt 3 amper, 9 volt 2 amper, 12 volt 1,5 amper. Yani 5 volt 3 amperde karşı 15 watt güç aktarıyor. 9 volt 2 amperde karşı 18 watt güç aktarıyor. 12 volt 1,5 amperde 18 watt güç aktarıyor. Niye 9 volt 2 amperde 18 watt aktarıyordu? 12 volt 1,5 amperde 18 watt aktarıyor. Sebebi şu. 12 volt 1,5 amper aktardığı zaman kablonun üzerinden geçen akım daha az olduğu için kablo daha hızlı ısınıyor. Sebebi bu. Şurada daha rahat bir fotoğraf var mı? Neyse şuradan. Neyse. Şey bulamadım. Şimdi arkadaşlar aynı çıkış voltajının yükselmesi olayı şeylerde de var. Bu
hızlı şarj destekli powerbanklerde de var. Onlarda da işte çıkış voltajı normalde 5 voltken işte hızlı şarj aldığı zaman aynı kontrol entegresi onlarda da var. Çıkış voltajını 9'a sonra 12'ye çıkartıyor ve bu sayede de şey üzerinden geçen akımı artırarak kablo üzerinden geçen toplam gücü artırarak şey sağlıyor. Daha fazla yok, bunda hızlı şarj yokmuş. Mesela 5 volt 2 amper sabit çıkış. Şu hızlı şarj olayını umarım anlatabilmişimdir. Hızlı şarj olayında çıkış voltajı yükseliyor arkadaşlar. Çıkış voltajı yükseldiği zaman şey yükseliyor. Çıkışa aktardığı güç yükseliyor ve çıkışa aktardığı güç yükseldiği zaman daha kısa sürede şarj edebiliyor. Huawei P40 cihazında, telefonunda yanlış hatırlamıyorsam 40 watt şarj desteği var. Bakın 5 volt 3 amper, 9 volt 2 amper, 12 volt 1,5 amper. 3 tane farklı şarj voltajı var. Bu 3. seviye hızlı şarj. Bunun bir de 4. seviye hızlı şarj olanı var. Onda da tahminim 15 voltu aktarım için kullanmışlar. Akım çok artmıyor çünkü akım çok arttığı zaman kablonun ısınması söz konusu. Bundan dolayı voltajı artırarak işte şeyi çıkışta daha yüksek güç alma şeyindeler. Hedefindeler. Şimdi şöyle kameramın açısını değiştireceğim. Şurada bir tane SMPS DRM var. İşte giriş diyotlarım var şurada. Giriş kondansatörüm var. İki tane bobinim var. İşte filtre kondansatörüm var. Şurada SMPS kontrol entegrem var. TOP 244. Şurada trafon var. Şu biraz önce bahsettiğim EMI kondansatörüm. İşte 2.2 nanofaradtı. Şurada optokoptörüm var. Şurada çıkış diyodum var. Ve şu siyah parçada çok net gözükmüyor ama siyah parçada TL431 voltaj kontrol entegresi. Şöyle yapalım. Ben bu devreye bir enerji vereyim. Evet hocam, göremiyoruz herhalde ama. Efendim hocam? Hocam göremedim ama diğer arkadaşlar gördü mü bilmiyorum. Bir saniye. Şu anda görülüyor mu? Görünüyor hocam. Tamam. Evet tamam hocam. Şimdi çıkış voltajımı ölçeceğim. Bu TL431 olduğu için çıkış voltajımda herhangi bir şey olmaması lazım. Herhangi bir değişiklik olmaması lazım. Herhangi bir sapma olmaması lazım. Tabii siz yazıyı ters görüyorsunuz. Daha doğrusu şöyle şey yapayım. Şöyle göstereyim. Yine ters göreceksiniz muhtemelen. 12.36. Ben düz görüyorum ama doğru görüyoruz hocam. Oldu sanırım telefon. 12.36 çıkış voltajım var. Yani hedeflediğim 12 volttan sadece 300 milivolt daha yüksek. Ama çıkış voltajının gezmediğini görüyorum. Bu da güç kaynağının bayağı stabil olduğunu gösteriyor. Şimdi şeyi çektim. Güç kaynağımı çektim. Şimdi ikinci bir güç kaynağı alacağım. İkinci güç kaynağında arkadaşlar şu da Samsung marka Samsung'un tuşlu telefonlarının şarj aleti. Şimdi sekonder kısmı şurası. Şu diyot ve kondansatörden oluşan bir sekonder kısım var. Başka bir aktif eleman yok. Herhangi bir TL431 gibi bir eleman yok. Şimdi buna 5 volt 1,5 wattlık
bir güç kaynağı, 5 volt 700 miliamperlik bir güç kaynağı. Şimdi 5 volt vermesini bekliyorum. Çıkış gerilimini ölçüp 5 volt verip vermediğine bakacağım. Tabii 220 ile uğraştığım için bu biraz tehlikeli bir iş. Güç kaynağı çalışmadı arkadaşlar. Öbürüne bakalım. ...5.14 volt görüyorum. Güzel. Çıkış şey olmamasına rağmen... ...çıkışında TL431 gibi kontrol elemanı olmamasına rağmen... ...gayet stabil bir voltaj verdi. Şu da... ...Nokia şarj aleti. Nokia şarj cihazı. Şunu da şuradan tutturup... Bir de bunun çıkış voltajına bakalım. Bunun çıkış voltajına geziyordu diye hatırlıyorum. Çıkış voltajına olması gerekenden daha farklı voltajlar veriyordu diye hatırlıyorum. Bu da 5 volt vermesi gerekiyor. Evet, 6.1 volt. Yani şeyden vermesi gerekenden daha yüksek bir akım veriyor ve daha yüksek bir voltaj veriyor ve bu voltaj işte şey siz akım çekmeye başladığınız zaman şey yapıyor. Normal vermesi gereken voltaja düşüyor. Arkadaşlar SMPS'lerle uğraşırken şuna çok dikkat edin. SMPS'lerde giriş voltajın doğrultulduğu şu kondansatör ya da şu kondansatöre üzerinde voltaj bulunur ve buraya SMPS'i elektrikten çıkardıktan sonra buraya dokunursanız çarpılırsınız. Çünkü üzerindeki voltaj hemen bitmez ve bu yüzden de çarpılırsınız. SMPS'i elektrikten çıkardıktan sonra ya bu voltajı kondansatörün uçlarına kısa devredip voltajın sönmesini sağlayın ya da bir süre bekleyin ondan sonra dokunun arkadaşlar. Bu çünkü ciddi çarpılmalara, yaralanmalara sebep olabilir. Şimdi şu da başka bir cep telefonu şarj entegresi, şey şarj SMPS'i, şey köprü diyotlarım, giriş voltajım, şey giriş filtre kondansatörlerim, entegrem,
Şurada bir optokuplör var. Şurada bir TL431 var. Şurada da bobin var. Yani şurada da şey göstereyim. Snubber devresi var. Bir diyot, iki tane dirençten oluşan bir snubber devresi var. Ve bu da USB ile takılan, işte şarj, hızlı şarj desteği yok. 5 voltluk bir SMPS. Şu da 9 voltluk bir SMPS devresi. İşte köprü diyot var. Köprü diyottan sonra filtre kondansatörleri var. Şurada şu kısımda SMPS'in altta küçük bir kontrol entegresi var. Ve şu şurada iki tane kontrol devresi sayesinde bunun sürülmesini sağlıyor. Pardon. Şurada bir kontrol entegresi. Şurada da bir MOSFET var. Şu siyah şurada da bir MOSFET var. Bunun sayesinde sürülüyor. Şurada bir optokuplör var. Optokuplör sayesinde de feedback yapıyor. Bu da yanlış hatırlamıyorsam Panasonic marka telefonu şarj aletiydi. Şurada başka bir SMPS var. Bu SMPS de 30 volt 1,5 amper çıkışa sahip bir SMPS. Şimdi biraz önceki SMPS değerlerinde soğutucu yoktu. Ama burada güç fazla olduğu için hem anahtarlama elemanında hem çıkış diyodunda soğutucu var. Soğutucu yüksek miktarda ısındığı için, bu malzemeler yüksek miktarda ısındığı için bunların üzerindeki şeyi dağıtmayı sağlıyor. Bunların üzerindeki oluşan ısıyı dağıtmayı sağlıyor. İşte şurada bir tane bobinimiz var. Köprü diyodumuz var. Filtre kondansatörümüz var. Şurada üzeri silikonla kaplı ama bir snubber devremiz var. Çıkışta işte bir tane diyot, 3 tane kondansatör ve şurada da üzeri yine silikonla kaplı optokuplör var. Arkadaşlar 50 wattlık bir SMPS devresi. Şurada da ...8 wattlık başka bir SMPS devresi var. İşte yine aynı şekilde optokuplör, trafo, kontrol entegresi, doğrultma. Ve burada şurada bir snubber devresi var. İki diyottan oluşan bir snubber devresi var. İşte TL431'den oluşan bir çıkış regülesi var. Bu da 8 wattlık bir güç kaynağı. Şurada köprü diyot, şuradaki siyah parçada köprü diyot. Gayet güzel çalışan, stabil çalışan bir güç kaynağı arkadaşlar. Şimdi hızlı şarjdan bahsettik. Flyback SMPS üzerinde durduk daha çok. İşte dersimizin başında boost regülatörden yani step up ve step down konu regülatörlerden bahsettik. Şimdi arkadaşlar SMPS'in tek tipi flyback regülatörler değil. Flyback regülatörler sadece SMPS'lerin içinde bir SMPS tiplerinden bir tanesi. Şimdi şurada bir sayfa var. Benim çok hoşuma gitti. Şeyde de paylaştım. Bir saniye sayfanın şeyini tekrar bulup şurada programın chat kısmında paylaşmıştım ama
Arkadaşlar sound.au sound.au.com SMPS'ler hakkında, SMPS topolojiler hakkında, çalışma sistemleri hakkında son derece güzel bir bilgi toplamışlar ve her şeyin çalışmasını, her işte SMPS tipinin çalışmasını çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Şimdi buradan flyback dışındaki SMPS'lerin çalışmasına bakacak olursak, flyback güç kaynakları yaklaşık 100-120 watt'a kadar ya da 150 watt'a kadar uygulamalar için uygun. Fakat 150 watt sonrasında kayıplar fazla olmaya başlıyor. Anahtarlama elemanları daha fazla ısınmaya başlıyor. Ve bunun için daha karmaşık, daha profesyonel ya da ne bileyim daha uzman değerlere ihtiyaç var. Bu şeylerden, topolojilerden birisi forward topolojisi. Forward topolojisi şey olarak söyleyeyim, flyback'e çok benziyor. Hatta yapı olarak flyback'le birçok şeyi aynı. Fakat forward topolojide şurada bir tane diyot ve bir tane ek sargı var. Bu diyot ve ek sargı bizim snubber kondansatörü ya da diyodu direnci üzerindeki harcanan enerjiyi sisteme geri kazandırıyor. Yani ters EMK ile oluşan gerilimi sisteme geri kazandırarak bunun ısı şeklinde ısı şeklinde harcanmasını engelliyor. Ve bundan dolayı topoloji gene şeyle flyback ile büyük oranda benzerlik gösteriyor. Fakat birkaç tane şey farkı var. Tasarım farkı var. Tasarım farkından dolayı şu snubber üzerine harcanan enerji geri kazandığı için şeyden daha verimli. Flyback'ten daha verimli. Tasarım topolojilerinden birisi arkadaşlar forward topolojisi. İkincisi push-pull dediğimiz elektronikte çok kullanılan bir tabirdir push-pull. Push-pull yani kelime olarak it ve çek anlamında elektronikteki kullanım anlamında kullanım alanı olaraksa iki malzemenin birbirinin bir diğerinin çalışmasını ifade eden bir şeydir. Terimdir push-pull. Şimdi arkadaşlar buradaki şurada diyot ve kondansatörden oluşan doğrultma kısmını burada vermemiş. Çünkü standart olduğu için ya da standarda yakın olduğu için ya da kendi içinde çeşitli şeyleri olduğu için farklı olaylar olduğu için burada direkt olarak bara gerilimini vermiş. DC bara gerilimini vermiş. Ve bunu transformatörün ortasına vermiş. Ve burada iki tane sargı var. Şimdi Q1 ve Q2 iki tane aktif anahtarlama elemanım var. Flyback'te bir tane aktif anahtarlama elemanım vardı. Fakat burada iki tane. Sebebi de şu. Önce Q1'i çalıştırıyor. Şu sargıdan bir akım geçiyor. Arkasından Q2'yi çalıştırıyor. Şu sargıdan bir akım geçiyor. Ve bu sargıyla bu sargı ters yönlerde sarıldığı için karşıda hem yukarı tarafta hem de aşağı tarafta çift taraflı bir akım indikliyor. Ve bu akımı diyotlarla doğrultarak şeye vererek, buradaki bobine vererek şey yapılmasını sağlıyor. Yani karşıya boş zaman bırakmıyor. Şeyde neydi? Flyback'lerde neydi? Entegre çalışıyor. Daha doğrusu anahtarlama elemanı çalışıyor. Ve bir süre sonra kesime gidiyordu. Ve tekrar çalışana kadar geçen sürede trafo üzerinden akım akmıyordu. Fakat push-pull'da trafo üzerine boş kalmıyor. Ya da trafo üzerine istenildiği kadar fazla sürede anahtarlama yapılabiliyor. Bu sayede de trafo üzerinden daha yüksek sürede çalıştırılarak trafo üzerinden daha fazla akım çekiliyor. Bu yüzden de push-pull switch mode güç kaynakları flyback'lerden daha yüksek güç kapasitesine sahip. İki tane transistör olduğu için transistörler birbirinin peşi sıra anahtarlama elemanları birbirinin peşi sıra çalışıyor. Diğer bir SMPS topolojisi half bridge dediğimiz bir yapı. Bu yapı da yine push-pull'a çok benziyor fakat burada sargı bir tane. Push-pull'da sargı iki taneydi. Bir sargı çalışıyordu, bir diğer sargı çalışıyordu. Burada ise sargı bir tane.
Sargı bir tane, sargının diğer ucu iki tane kondansatöre bağlı. Şimdi kondansatöre bağlıysa burada nasıl akım geçiyor diye bir soru sorabilirsiniz. Sebebi şu. Q1 iletimde olduğu zaman Q1 DC bara gelimiz geldi. Q1 üzerinden geçti. Buradan bobin üzerinden geçti. Ve dolarken C3'ü şarj etti. C3'ün şarj olma esnasında C3'ün üzerinden geçen akım bobin üzerinden de geçtiği için burayı C3 kondansatörünü doldurdu. Sonra Q2 iletime geçti. Q2 iletime geçtiğinde C3 kondansatörü dolu. Bu C3 kondansatörü üzerindeki akım bobin üzerinden dolaşarak Q2 üzerinden geçti ve C3 kondansatörünü boşalttı. Aynı şey Q1 iletime geçtiğinde C2 kondansatörü içinde oldu. Yani C1 ve C2 ve C3 kondansatörünü Q1 ve Q2 anahtarlama elemanıyla karşılıklı doldur boşalt yöntemiyle bobin üzerinden, şuradaki trafo üzerinden sürekli olarak bir akım geçişi, kontrollü akım geçişi sağlıyorlar. Bu akım geçişi de şuradaki TL431 ya da işte FAN66 serisi kontrol entegresi ya da işte Zener diyot vesaire herhangi bir kontrol yöntemiyle kontrol ediliyor. Half bridge yöntemi de push pull'dan push pull'a göre aşağı yukarı aynı güçlerde, fakat kontrol yöntemi olarak biraz daha farklı ve sargısı burada daha fazla sargı olduğu için daha basit bir topoloji half bridge. Half bridge'de C2 ve C3 kondansatörlerinin yerlerini de transistörlere bıraktığınız zaman ya da anahtarlama elemanına bıraktığınız zaman full bridge'i, yani tam köprüyü elde ediyorsunuz. Buradaki C2 ve C3 kondansatörünün doldur boşalt yaptığı işlemi burada transistörler ya da anahtarlama elemanları ele alıyor. Q1 ile Q2 karşılıklı olarak iletime geçtiği zaman sargıdan bir yönlü akım geçiyor. Q3 ve Q4 iletime geçtiği zaman sargıdan ters yönlü akım geçiyor ve bu düz yön ters yön sürekli olarak anahtarlama yapılarak full şey, half bridge'e göre daha yüksek bir güç elde ediliyor. Tabii burada trafo boyutları büyüyor. Kullanılan diyotların akım kapasiteleri, kullanılan bobinlerin akım kapasiteleri ya da sargılık, sargı kalınlığı vesaire değişiyor. Bunların hepsinin kendi içinde kontrol ya da kendi içinde hesaplamaları var. Şu anda hesaplamalara girmeyeceğim. Zaten çok da hakim değilim bu hesaplamalara. Fakat full bridge'de daha yüksek güç elde edildiğini, daha az elemanla daha yüksek güç elde edildiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi rezonant LLC buradakinden biraz daha farklı bir güç kaynağı tipi. Şunu da söyleyebilirim. ATX güç kaynaklarının içinde kullanılan SMPS tipi rezonant LLC'dir arkadaşlar. Daha yüksek güçlere, mesela ATX güç kaynakları genelde 300-350 watt'tan başlar. 2000-2500 watt'a kadar ATX güç kaynakları bulunuyor. Bunların işte topolojisi rezonant LLC. Çalışma sistemi açısından şuradaki half bridge'e benziyor. Pardon. Şuradaki half bridge'e benziyor. Fakat burada bir tane kondansatör var. Rezonant LLC'de bir tane kondansatör var. Ve bu kondansatörün şuradaki bobinle bobin kondansatör ikisinin ikilisinin doldur boşalt şeyi rezonansa getiriyor. Yani rezonans nedir? Belli bir şeyde titreşmedir. Ya da belli bir ayarda salınım yapmadır. Bu L1, C2 ve şuradaki trafon üzerindeki primer sargısı L2 öyle bir şey ayarlanıyor ki, güzel salınım ayarlanıyor ki karşıya maksimum oranda güç transferi yapılabiliyor arkadaşlar. Şimdi flyback'ler üzerine çok uğraştım. Fakat rezonant LLC, half bridge, full bridge bu kadar yüksek güçlere ihtiyacım olmadığı için ya da push pull'a çok yüksek güçlere ihtiyacım olmadığı için bu SMPS'lerle uğraşmadım. Bunlar hakkında biraz daha şey geçeceğim. Çalışma sistemini anlatarak geçeceğim. Fakat bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bu olayı da burada son derece güzel bir şekilde açıklamışlar. Burada bahsedeceğim olay arkadaşlar şu.
power faktör olayı. Power faktör olayı. Yaklaşık 4 watt'tan yüksek güç kaynaklarının hepsinde power faktör olayı olması isteniyor. Power faktör olayı ne? Önce onu açıklayayım. Ondan sonra power faktörün nasıl kontrol edildiğine bakalım. Şu top 242'nin şemasını açalım. Şimdi burada bir olay var. Olay şu. Şurayı biraz daha yakınlaştıracağım. Arkadaşlar olay şu. Şimdi giriş gerilimim var. Giriş gerilimim var. Giriş gerilimi geldi. İşte C6 kondansiyonu doldurdu. Buradaki common mode filtreden geçti. Ve buradaki köprü diyot üzerine geldi. Köprü diyodun çalışmasını önceki haftaki dersimizde anlatmıştık. 4 tane diyot var. İkisi karşılıklı şey yaparak, çalışarak alternatif akım yani sinüs dalga şebekeyi doğrultuyordu ve buradaki filtre kondansörlerine veriyordu. Fakat buradaki filtre kondansörlerine verirken şöyle bir olay var. Şuradaki görseli bulalım. Evet. Arkadaşlar çıkış kapasitesi normalde köprü diyodun çıkışı şu siyah noktalar. Voltaj iniyor çıkıyor. Ve buna bağlı çıkış kapasitesi bağlandığı zaman voltaj şu şekilde daha az dalgalanma gösteriyor. Tamam bu istenen bir olay. Fakat burada gizli bir olay var. Arkadaşlar. Şimdi kapasitenin çıkış şuradaki C1 C12 C13 3 kondansörde söyleyebiliriz. Bu 3 kondansörün üzerindeki voltaj şuradaki şekilde değişiyor. Şuradaki anlatıldığı şekilde değişiyor. Fakat buradaki sıkıntı şurada. Şehir şebekesi yükselirken buradaki kondansiyon üzerindeki voltaj değeri yaklaşık 300 volt civarında ya da 290 volt civarında. Şimdi şuradaki gerilim AC gerilimi diyodun üzerindeki AC gerilimi şuradan yükseliyor. Normalde diyodun iletime geçmesi lazım. Fakat kondansatörden dolayı diyodun çıkışında girişten daha yüksek bir gerilim var. Yani atıyorum çıkışta 290 volt var. Girişte 250 volt var. Bu şekilde olduğu zaman şöyle bir devre karşımıza çıkıyor. Bu PFC olayı önemli. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Hemen çok basit bir devre çizeceğim. Değerleri dikkate almayın arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar, şurada bir AC gerilim güç kaynağımız var. Ve bu güç kaynağı biz D diyoduyla bunu doğrulttuk ve C kondansörüyle bunu şarj ediyoruz. Şimdi şöyle bir grafik çizebileceğim. Bir şey açayım. Alan açayım. Şimdi alternatif akım şu şekilde olduğunu, bunun bir sinüs dalga olduğunu varsayalım. Şimdi şu tepe değeri314 volt. Şimdi buradaki olayı anlatmaya çalışacağım size. Olay şu. Şimdi alternatif akım sinüs dalgası yükselirken diyelim tam şu noktayı alalım. Tam şu noktayı alalım. 314'ün aşağı yukarı yarısı 155 volt, 160 volt. Diyodun şu noktası, şu noktada 155 voltluk bir gerilim var. Ama C kondansörü biraz önceki alternansın tepesinde şarj edildiğinden dolayı burada 314 voltluk, hadi biraz kullanılmış olsun, 300 voltluk bir gerilim var. Burası artı 300 volt, burası artı 150 volt. Bu diyot kesime gidiyor. Niye? Anodundaki voltaj, katodundaki voltajdan yüksek değil. Ve şu noktadayken C kondansörü şarj olmuyor. Şu noktadayken C kondansörü şarj olmuyor. Şu noktadayken C kondansörü şarj olmuyor. Şu noktada, yani 300 voltu geçmeye başladığı zaman buradaki voltaj, çıkışındaki diyodun çıkışındaki voltajdan daha yüksek olduğu için diyot iletime geçiyor ve C kondansörü şarj olmaya başlıyor. Ve bu da işte şu voltaj grafiği olduğunu şey yaparsak, varsayarsak, bu da maviyle çizdiğim de akım olsun. Akımın belirli bir yere kadar sıfır, belirli bir yerden sonra da pik yaptığını görüyoruz. Yani şuradaki şu diyodun kondansör voltajından dolayı iletimde olmamasından dolayı burada akım geçmiyor. Şuraya kadar akım geçmiyor. DC voltaj ya da alternatif akım voltajı 300 volta geçene kadar akım geçmiyor. Ve bu diyot iletime geçtiği zaman, DC volt 300 voltu geçtiği zaman kondansör birden dolmaya başlıyor. Bu birden dolmaya başlaması da şehir şebekesine orantısız şekilde yüklenmesine sebep oluyor. Orantısız şekilde yüklenme de şehir şebekesindeki sinyalin bozulmasına sebep oluyor. Bu bozulmada bize gürültü olarak şehir şebekesinin sinyali bozulduğu zaman diğer cihazlara zarar verecek pikler olarak yansıyor. Ve iğne pals dediğimiz palsler oluşuyor. Onu da şöyle göstereyim. Bu yüklenmelerden dolayı şehir şebekesinin tepesinde çökmeler yaşanıyor arkadaşlar. Mesela olması gereken şey şu, dalga şekli şu, fakat oluşan dalga şekli şu. Ya da olması gereken düzgün bir sinüsken şu akım yüklenmelerinden dolayı, yani akımın şeyle dalga şekliyle, sinüsün dalga şekliyle paralel gitmemesinden dolayı akımla zaman orantısı sinüs olmayan bu şekilde dalga şekilleri ortaya çıkıyor. Hatta şurada çok net açıklamış. Mavi olan voltaj, yeşil olanlar akım. Yani akım belirli bir yere kadar sıfır, sıfırdan sonra pik yapmış. Pikten sonra tekrar sıfıra dönmüş ve sadece şu yeşilin pik yaptığı yerlerde akım geçiyor ve bu da şehir şebekesine ciddi sıkıntı olarak yansıyor arkadaşlar. Peki bunu düzeltmek için elimizde ne var? Elimizde arkadaşlar PFC güç kaynakları var.
DFC güç kaynakları tam da bu iş için tasarlanmış güç kaynakları. Şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yani biraz araştırma ya da gözü biraz arkadaşlar, ısıran arkadaşlar olacaktır. Tam şurası. Seçtiğim kısım bize step up regülatörü hatırlatması lazım. Giriş voltajı direkt bobine uygulandı. Bobinden sonra bir anahtarlama elemanı ve bir diyot var ve bir çıkış kapasitesi var. Burası arkadaşlar bir step up devresi. Yani bizim şeyde gördüğümüz MP1517'de gördüğümüz 5 voltu 20 volta çıkaran devre değil de daha kuvvetlisi 310 voltu 380 volta çıkaran bir step up devresi. Farkı ne? Bizim şuradaki çalışmamızdan, şuradaki şeyimizden farkı şu arkadaşlar. Dedik ki biraz önceki o grafiği bulayım. Evet. Açsın. Arkadaşlar dedi ki şu voltajın yükseldiği anda, şu voltajın yükseldiği anda karşıdaki kondansatörün dolu olmasından dolayı akım geçmiyor. Fakat PFC devrelerinde şu olay var. Bu kondansatör çok küçük. Yani 330 mikrofarad değil de bunun 30 binde bir olan 100 nanofaradlık bir kondansatörü var. Ve bu şehir şebekesi çabucak bu şeyi dolduruyor. 100 nanofaradlık kondansatörü dolduruyor. Ve bu TFC kontrol entegresi bu 100 nanofaradlık üzerine 100 nanofaradlık kondansatör üzerindeki gerilimi kullanarak burada anahtarlama yapıyor. Yani voltaj, bu kondansatör üzerindeki voltaj 50 olsa da, 100 olsa da, 200 olsa da, 250 olsa da, 300 olsa da çok sık bir şekilde anahtarlama yaparak buradan akım çektiriyor ve çıkıştaki şu kondansatörü şarj ediyor. Bu kondansatörü de 380 voltla şarj ediyor. Ve çıkış voltajının şuradaki bara geriliminin her anında, şuradaki 20 volt anında da, 50 volt anında da, 100 volt anında da, 200 volt anında da, 300 volt anında da anahtarlama yapıldığı için bu defa çıkış akımı ya da şebekeden çekilen akım şeyle paralel gitmeye başlıyor. Voltajla paralel gitmeye başlıyor ve iğne falslerden kurtuluyoruz arkadaşlar bu sayede. Şeyin farkını, SMPS entegresinin farkını, buradaki DC bara gerilimi, normal bizim SMPS'lerimizde 314 voltken burada bara gerilimi 380 volt. Farkı bu. SMPS entegresi yine aynı. Burada işte nasıl bir yapı var? Half bridge bir yapı var. Half bridge yapı kullanmış. Girişine PFC kullanmış. Ve şebekeden çektiği akım gayet düzenli ve şebekeye istenmeyen yükler bindirmiyor. Şebekeye iğne falsler bindirmiyor. Ve şebekeden çekilen akım da gayet düzgün oldu. Düzgün bir şekilde kullanılıyor. Şimdi 15-20 wattlık SMPS'lerin şebekeye çok fazla güç bindirme durumu yok. Fakat SMPS'iniz 100 watt, 200 watt, 1000 watt, 2000 watt gibi ise şebekeden ani olarak akım çekerseniz şebekedeki dalga şuradaki grafikten dalgaların tepesi tepe şekli değişiyor arkadaşlar. Bunu önlemek için de şeyler kullanılıyor. PFC devreleri kullanılıyor. Aktif PFC devreleri kullanılıyor. PFC'lerimde pasif PFC olanları var. Pasif PFC sadece bir bobinden ibaret ve çok bir işe yaramıyor. Ucuz olsun PFC var mı var mantığıyla kullanılıyor ama aktif PFC devrelerinde olay bu. Şebeke gerilimini sürekli olarak anahtarlayarak, yani şebeke gerilimin voltajının yükselmesi anında sürekli anahtarlayarak şebekeden sürekli akım çekiyor ve şuradaki peak pulse'lerin şu yeşil grafikteki peak pulse'ler yerine voltajı takip eden akımların çekilmesini sağlıyor. Bu da şebeke gerilimini şeklini bozmadan, şebekeye ekstra güç bindirmeden ya da bozuk pals, iğne pals bindirmeden şebekeden akım çekilmesini sağlıyor. PFC olayı bu. PFC için çeşitli kontrol entegreleri var. Hatta şuradaki mesela top 244'te yok ama
Topik 244'te yok ama bu entegrenin PFC'li olanları var. Yani direkt PFC kontrol sistemi bu entegre içinde olanları var. Bunu nasıl sağlıyorlar? Şuradaki kondansatörlerin kapasitesini küçük tutup buradaki anahtarlama frekansını yükselterek sağlıyorlar. Yani giriş gerilimi biraz dalgalanmasına izin veriyor. Ve bu sayede çıkışa aynı gerilim veriyor. Fakat giriş gerilimin dalgalanmasına izin vererek yapıyor. Bir seride görmüştüm ama şu anda ismini hatırlamıyorum. Ama genel olarak PFC'nin olayı bu. Çıkış gerilimi, şuradaki şebeke gerilimine şey bindirmemek. İğne pas bindirmemek arkadaşlar. Trafolar da bunu çok yapıyor. Özellikle yüksek güçlü trafolar da bunu çok yapıyor. Direkt şebeke gerilimine bağlandıkları zaman bu şekilde iğne pasları onlarda da görebiliyoruz. Power faktör olayı da bu. Power faktör içinde çeşitli entegreler var. Şurada da hangi entegreden bahsetmiş? Şurada isim vermemiş sanırım ama. Şeyden Google'a soralım. Mesela OEC isimli bir tane kontrol entegresi. Biraz yaklaştıralım. Evet, şurada filtremiz var, köprü diyodumuz var. Şurada bir tane bobinimiz var. Burada bir tane anahtarlama elemanımız var. Ve anahtarlama elemanı, bobin, diyot ve kapasite, şu çıkış kapasitesi, bunları kullanarak burada bir step-up regülatör oluşturuyor ve çıkış voltajını 380 volta sabitliyor arkadaşlar. Ve bu 380 voltu şeyi girişten direkt anahtarlama şeklini çektiği için de girişe herhangi bir ekstra yük bindirmiyor. Şurada bir olay var. Bir direnç ve buna paralel bağlı bir tane şey var. Röle var. Şu bobin karşısında bir anahtar. Bu rölenin sembolü. Bu da arkadaşlar şu. Bu güç kaynağı şebekeye direkt bağlandığı anda CE kondansatörü boş olduğu için köprü diyot üzerinden dolarken çok yüksek akım çekiyor. Hatta köprü diyotları bozabilecek kadar yüksek akım çekiyor. Ve bu akımı şuradaki R direnci üzerinden geçirerek bu şey biraz burada direnç üzerine güç harcıyorlar fakat akımı sınırlandırıyorlar ve C kondansatörü dolana kadar buradan geçen akımı sınırlandırıp diyotların bozulmasını engelliyorlar. C kondansatörü dolduktan sonra bu röleyi kapatıyor. Röleyi kapattığı zaman R kondansatörü üzerindeki şey R direnci üzerindeki ısı olarak harcanacak gerilimi de şey yapmış oluyor. Pardon, gücü de sıfırlamış oluyor. Yani bir koruma şeyi koymuş. Koruma devresi koymuş. Biraz maliyetli bir yöntem ama temiz sonuç veren ve uzun süre kullanılabilecek kaliteli bir güç kaynağı tasarlanmış bu şekilde. Ya da kaliteli bir devre tasarlanmış bu şekilde. Toparlayacak olursak güç kaynaklarının çeşitli tipleri var. İşte güç kaynakları SMPS'ler bir voltajı başka bir voltaja çevirmek için kullanılıyordu. Eğer çevireceğimiz voltaj insanı zarar verebilecek bir voltajın altındaysa yani 90 voltun altındaysa şeyleri kullanabiliriz. Book ve boost yani step up ve step down regülatörleri kullanabiliriz. Ama 90 volt insan için tehlikelidir. 90 volta da çok yaklaşmamak lazım. Eğer biz 110 volt ya da 220 volt gibi bir şebeke gerilimini kullanacağımız voltaja 5, 12, 19, 24, 36, 48'e düşürüyorsak anahtarlamada bir güç kaynağı kullanmak zorundayız. Burada da işte kullanacağımız güce göre eğer kullanacağımız güç 150 wattın altındaysa flyback bir güç kaynağı kullanmamız mantıklı olur. 150 watt ile 500 watt arasındaysa push pull ya da half bridge bir güç kaynağı kullanmamız mantıklı olur. 500 wattın üzerinde ise full bridge ya da LLC, rezonant LLC bir güç kaynağı kullanmamız
mantıklı olur. Bu da kullanacağımız güç bizim kullanacağımız topolojiyi belirliyor ya da uygulamamız gereken topolojiyi belirliyor. İzolasyonlu güç kaynağından bahsettik. İzolasyonlu güç kaynağı çıkış gerilimi ile giriş gerilimi arasında ya da giriş gerilimi arasında şey olmayan, elektriksel bağlantı olmayan güç kaynaklarıydı. Şuradaki trafo sayesinde buradaki giriş gerilimi ile çıkış gerilim arasında herhangi bir elektriksel bağlantı yok. Manyetik bir bağlantı var ama elektriksel bir bağlantı yok arkadaşlar. Ama alttaki devrede şu giriş gerilimi doğrulttuktan sonra direkt şasiye verildiği için buradaki ledler üzerindeki voltaj direkt olarak şasiye bağlı. Yani bunu şu devreyi kontrol amaçlı dokunduğunuz zaman ya da eskaza dokunduğunuz zaman çarpılma riskiniz var arkadaşlar. Bundan dolayı izole olmayan güç kaynaklarıyla çalışmak tehlikelidir. Bunu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Sonrasında snubber olayından bahsettik. Snubber olayı şu. Aynı şey üzerine, şu devre üzerinden bahsedelim. Buradaki anahtarlama elemanı çalıştığı zaman şuradaki sargı üzerinden bir akım geçiyor. Ve bu akım karşıya manyetik olarak aktarılıyor. Fakat anahtarlama elemanı kapatıldığında burada bu bobin üzerine, primer sargı üzerine bir ters gerilim oluşuyor. Ve bu ters gerilim giriş gerilimine eklendiği zaman çok yüksek değerlere çıkabiliyor. Bunun için bu ters gerilimi sönümlendirilecek bir devre şey yapılıyor, kuruluyor. İşte kondansatör dirençten oluşabilir. Kondansatör diyottan oluşabilir ya da direnç kondansatörden oluşabilen bir devre kuruluyor. Bu devre ters EMK'yı söndürüp hem anahtarlama elemanlarına zarar vermemesini sağlıyor hem de burada oluşan ters gücü ya da ters voltajı söndürüyor. Snubber devresi bu arkadaşlar. Sonra şeylerden bahsettik. Hızlı şarjlardan bahsettik. Hızlı şarjda da olay şu. Bir kontrol entegresi var. Kontrol entegresi. Burada NCP4371. Olay şu. Şuradaki devre şemasını bulayım da oradan daha rahat şey yaparız. SMPS çıkışındaki kontrol devresinin farklı farklı tasarlanabildiğini söylemiştik arkadaşlar. Evet, şu devreyi arıyordum. Şuradaki optokuplörden ve karşıdaki yarımdan oluşan kontrol devresi farklı şekillerde tasarlanabiliyor. Burada bu devre çalıştığında normalde karşıya 5 volt gerilim iletiyor. Fakat karşıdaki alıcımız hızlı şarj uyumlu olduğu zaman data eksi ve data artı hatlarını kullanarak NCP4371 uyarıyor ve diyor ki bana yüksek voltaj gönderebilirsin, ben buna uyumluyum. Buradaki optokuplörü yani kontrol mekanizmasının çalışma şeklini değiştirerek NCP4371 entegresi buradaki voltajın yani USB hattı üzerindeki voltajın, USB besleme üzerindeki voltajın 9 volta çıkmasını sağlıyor. Ve bu telefon tarafından ya da hızlı şarj uyumlu cihaz tarafından alınıyor ve belli bir süre sonra tekrar bir voltaj data artı data eksi hatları üzerine tekrar bir sinyal göndererek diyor ki ben daha yüksek şarj voltajına ya da hızlı şarj uyumluyum ve buradaki şarj voltajının 12'ye çıkmasını sağlıyor. Yani bu SMPS normalde 5 volt için tasarlanması gerekirken aynı SMPS çıkışı optokuplör ve şuradaki çıkış entegresi anahtarlama entegresi kontrol edilerek 5, 9, 12, 15 gibi farklı voltajlar verebiliyor. Bakın burada akımın yükseltilmesi şey değil, söz konusu değil. Akım 2 amper ya da 1,5 amper. Fakat 5 voltta 1,5 amper geçirdiğiniz zaman karşıya 7,5 watt güç aktarırsınız. 9 voltta 1,5 amper geçirdiğiniz zaman 13,5 watt güç aktarırsınız.
12 voltta 1,5 amper geçirdiğiniz zaman 18 watt güç aktarırsınız. Yani akımı yükseltmeden, kabloların ısınmasını engelleyerek daha fazla güç aktarımı sağlıyor. Bunu da voltajı yükselterek sağlıyor. Hızlı şarjın esprisi bu arkadaşlar. Çünkü şarj kablolarının çok kalın olması çok tavsiye edilmez. Çok kullanışı çok kolay olmaz. Fakat şarj kablosu üzerinden geçen voltajı yükselterek aynı kalınlıktaki telden daha fazla güç aktarabilirim. Şeyler bu prensibe, hızlı şarjlar bu prensibe dayanıyor arkadaşlar. Temel olarak şey bu. Burada da snubber devresini görebilirsiniz arkadaşlar. Şurada D3 ve D4'ten oluşan snubber devresini görebilirsiniz. Hızlı şarjdan bahsettik. Çoklu çıkış veren güç kaynaklarından bahsettik. Bir saniye şuna. Uygulama devresini şuradan göstereyim. Tek bir anahtarlama elemanım var. Tek bir trafom var. Ama bu trafodan ben 9 volt, 5 volt, 3.3 volt alabilirim. Şey de bu şekildedir. Buradaki kontrol yöntemi daha farklıdır ama ATX güç kaynaklarında tek trafo vardır. Tek trafo üzerinden 3.3 volt, 5 volt, 12 volt hatta artı 12 volt hatlar onda birkaç tane olabiliyor. Tek trafo üzerinden 4-5 farklı çıkış alabiliyorum. Ve buna -5 ve -12 voltu da ya trafo üzerinden ayrıca bir sargıyla ya da şuradaki filtre bobinlerine ters sargı sararak -5 ve -12 voltu oradan alınabiliyor arkadaşlar. Buradaki çoklu sargı ya da çoklu voltaj multi output güç kaynaklarında çıkış voltajı genelde 1 ya da 2 volt çıkış regülasyonu 1 ya da 2 voltaja bağlıdır. Mesela burada 5 volt ve 3.3 volta bağlı ama 9 volta bağlı değil. Bu güç kaynağını kullanırken şunu görürsünüz. Çıkıştan belli bir akım çekmediğinizde şuradaki kontrolsüz olan hat voltajı gezer. Yani 9 volt olması gerekirken 5 volt olur, 6 volt olur, 8 volt olur. Çıkıştan şuradaki 3.3 volt ve 5 volt kanallarından belli bir akım çekmeye başladığınız zaman ise 9 volta ulaşır arkadaşlar. Bu yüzden bu kanalı kullanıyorsanız önüne kesinlikle bir LM1117, 7805 vesaire kesinlikle bir regle entegresi koyun. Yoksa buradan stabil bir güç alamazsınız arkadaşlar. PFC olayından bahsettik. Pasif PFC'nin bobinle yapıldığını söyledik. Aktif PFC'nin ise PFC kontrol entegresiyle yapıldığını söyledik. PFC önemli bir olay. Çünkü PFC kontrolü yapılmadığı zaman şehir şebekesine ciddi şekilde harmonik ya da ciddi şekilde iğne pasör binebiliyor. Bu iğne pasör sizin elinizdeki televizyon gibi hassas cihazların bozulmasına bile sebep olabilir arkadaşlar. Bu yüzden PFC önemli bir konu. Bunu da aktif PFC'yi bir step-up konvertör sayesinde giriş gerilimi 314 volt olan giriş gerilimini 380 volta çıkarıyor arkadaşlar ve 380 voltu kullanarak şey yapıyor, anahtarlama yapıyor. PFC'nin olayı bu. Bütün güç kaynağı tiplerinde PFC bulunabilir. Yani flyback'te de PFC olabilir. Half bridge'de de PFC olabilir. Push pull'da da PFC olabilir. Full bridge'de de resonant LCD'lerde zaten olmak zorunda. Full bridge'lerde zaten olmak zorunda. Çünkü yüksek güç çekiyorsunuz. Bunlar da PFC devreleri hatta entegrenin kendi üzerinde bile olabiliyor. Burada bir giriş şeyi var, filtresi var. Şu L1'in common mode filter olduğunu söylemiştik. Şebekeden kaynaklı gelen parazitleri, istenmeyen sinyalleri bypass etmekte kullanılıyor. Aynı şekilde şu C1 ve C2 kondansörler de bu işe yarıyor. Bunların farklı hesapları var. Çok aşina olduğum şeyler değil, hesaplar değil. Fakat genel olarak bunların şebeke gürültüsünü bastırmak için kullanıldığını bilin arkadaşlar. Şu şey olmayan bir giriş, PFC olmayan bir giriş. Çünkü şurada yüksek kapasiteli bir kondansör olduğunu görüyorum. Şu C3'ün yönsüz kutupsuz kondansör, C4'ün de kutuplu bir kondansör olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu PFC olmayan bir güç kaynağı. Şu da
Pardon. Şurada da işte step up regülatör kullanarak daha yüksek bir gerilim elde edildiğini ve bu sayede şebekeden çeken akımın kontrol edildiğini görüyorum arkadaşlar. Evet, bugünkü SMPS konusunda benim anlatacaklarım bu kadar. Arada belki birkaç şeyi atlamış olabilirim ama genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Bu konuda sormak istediğiniz bir şey var mı? Şu soundau.com bahsettiğim şeyi şurada paylaştım arkadaşlar. Şu çok güzel açıklamış. İngilizce ama çok güzel açıklamış. Şu sayfa. Bakarsanız burada çalışmalarına ait belki benim hatırladığım ya da bilmediğim şeyleri de bilgileri de vermiş olabilir. Şöyle bir bakarsanız SMPS hakkında biraz daha kapsamlı bir bilgiye de sahip olursunuz arkadaşlar. Evet, SMPS konusunda sormak istediğiniz ya da anlattıklarımız için de sormak istediğiniz kafanıza takılan yer var mı? Sorularınız varsa cevaplamaya çalışayım arkadaşlar.